Şahane'den bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizler yine şahane mutfağımızdayız ve şahane tarifler bekliyor bugün yine sizi. Evde kal Türkiye'm diyoruz. Eğer bu süreci kendimizi izole ederek geçirirsek ben inanıyorum, umut ediyorum yaz geldiği zaman inşallah hepimiz kendimizi sokaklara atacağız ve yazın gezeceğiz, her yere gideceğiz ama bu süreyi lütfen evlerimize geçirelim diyorum. Evde kaldığımız süre boyunca neler yapıyorsunuz? Bize çekip telefonunuzla gönderebilirsiniz WhatsApp'tan. Biz sizin görüntülerinizi bekliyoruz. Ustam, hoş geldiniz stüdyomuza. Bugün yine cıvıl cıvıl stüdyo. Evet, cıvıl cıvılız, enerji doluyuz. İzleyicilerimizle beraberiz, çok mutluyuz. Evde kalın diyoruz. Az kaldı. Ben de inanıyorum az ya. Kaldı. Her gün umutla uyanıyorum. Çünkü güneş doğdukça daha çok hevesleniyorum. Evet, ben yani de. Yani dışarıda rüzgar da olsa güneş doğuyor ya. Evet. Hadi bir gün daha bir umutluyuz. Evet. Ama izole edelim birbirimizi ya. Destek evet. olalım. Evet, ustam. Bence düzelecek inşallah. Ben de ona inanıyorum. Yine bugün Yasin'cim harika yemekler yapıyoruz. Harika yemekler bizleri bekliyor. Muhittin Usta. En sonunda iksiri yapıyoruz. Böyle. Evet. Bugün koruyucu iksirimizi yapacak. Aynı zamanda bizi Muhittin Usta Akdeniz ve Ege mutfağına götürecek. Çok güzel enginar tarifleri sizleri bekliyor. Tabii bu süreçte sizden de destek bekliyoruz. Evinizde hayatı nasıl geçiriyorsunuz? Eve hayatı nasıl sığdırdınız? Bize videoları gönderin. Hep birlikte canlı yayınımızı beraber yapalım. Sizin videolarınızla programımız daha keyifli oluyor. Sizden bekliyoruz. Video bekliyoruz. Evde hayatı nasıl geçiriyorsunuz? Evet, bugün ustam enginar çorbamız var. Enginarın çeşit çeşit yemeğini yapacağız bir kez. Evet, yani bugün enginar çorbası var. Enginar dolması var etli. Onun dışında profiterol var. Artık of. Yapalım. Yani evet. yetişmiyor. Bugün hızlı hızlı. Evet. Bugün size de görev düşüyor. Size de görev veriyorum. Sizi evet. Adıyaman'a götüreceğim. Ondan sonra Urfa'ya gideceğiz. Siverek tava yapacağız. Ve lezzet dolu bir gün sizi bekliyor. Afrika'ya da gideceğiz eğer zamanımız kalırsa. Afrika'ya nereye gideceğiz bu sefer? Zanzibar'ın rengarenk şehir merkezi var. Rengarenk yaşamları var. Geleneksel yaşamları da sizlere göstereceğiz. Dünyanın ve ülkemizin dört bir köşesini Mutfağım Şahane'de izleyebilirsiniz. Dop dolu bir program. Aynen ama hiç vakit kaybetmeden bence enginar çorbasına başlayalım ustam. Hem faydalarını dinleyelim hem malzemelerini dinleyelim. Enginarın faydaları bitmez ki. Malzeme ver ustam. Enginar Maşallah. Çorbası yapıyoruz. İlk yemeğimiz enginar çorbası. Aynen evet, öyle. Bakar mısınız rengarenk ya şifa Ustam, dolu bir tezgah. Tereyağı olmazsa olmaz. Şimdi sıvı yağ da kullanabilir ama evet. ben bayılıyorum tereyağı. Karadeniz olunca. Aynen öyle ben bayılıyorum. Şöyle evet. tereyağımızı yakacağız. Tereyağısı bol. Ustam elini bol koyuyor. Kesinlikle. Hiç malzemeden kaçmıyor. Sarımsak mı Sarımsağımız var. Sarımsak çok önemli ya Fazla gerçekten. Fazla olmasın. Şöyle Bakın, havuçlar, havuçlarımız var. Doğranmış. Küçük küçük küp küp. Aynen öyle. Soğan mı usta mı? Soğan. Güzel yine kavuracağız bunu. Şunları alalım. Sosyal şöyle. Mesafeden dolayı ben fazla yaklaşmıyorum. Evet, mesafeyi ben koruyoruz. Ama etrafı da derleyip topluyorum. Ben evde de böyleyim. Acayip temiz çalışırım. Ben şimdi yeni düzenleme gelmiş var. Marketler için bayıldım. Neyi ustam? Marketleri. Ne olmuş? Maskesiz, eldivensiz giremiyorsun. Evet. Ha, eldivensiz de mi onu bilmiyorum. Giremiyorsun. Marketçi tedarikçi etmek zorunda ve iyi olmuş. Çünkü bu nedir? Birbirimize saygı. Bu da haktır. Hakkımız geçmesin birbirimize. Tabii, tabii. Benim evet. oğlum diyor ki ben 25 gündür evdeyim baba diyor. Çocukların dışarı gönderenler bizim hakkımıza girmiş olmuyor mu diyor. Doğru. Son derece haklı. Son derece yani çünkü Aynen. ne olursa bu süreçten atlatacağız biz. Daha iyi günler bekliyoruz evet, inşallah. Evet evet ben inanıyorum. Vallahi her günü öyle kalkıyorum. Şimdi yağımız böyle. Kavurmaya başladığı zaman evet, soğan, unuyla tavuk, beraber soğan, kavuracağız. Onun dışında tavuk haşladık. Onun suyunu buna kullanacağız. Oh. Bak şöyle gösterelim kaynıyor. Evet harika şöyle görünüyor. Alalım. Şöyle Muhakkak bak. Çorbalarımızda ya tavuk suyu kullanıyoruz ya ilik suyu kullanıyoruz. Kemiğin Çünkü. İliği genelde. Hı hı. Şöyle boşaltsınlar. Ben Dük yapıyorum. Mesela evlerde ya çok basit. Evet. O kadar şifalı oluyor ki. Evet. Söylemesi ayıp ben de dün patates yemeği yapmıştım. Onun için ilik koydum. İlik suyundan da istifade ettim. O yüzden güzel yani. Daha enerjili ve vitaminli oluyor. Şimdi şöyle ustam. Kremize olduğu zaman enginarlarımızı şöyle. Of, ustam enginar. Enginarı ne yaptınız öyle? Doğru, içini temizlemişsiniz. Tabii temizledik içini. Yapraklarını aldık. Evet. Sadece İç kısmının taze yapraklarıyla beyaz kısmını doğradık. Limon suyunda beklettim taze biraz. Taze yaprakları ve iç kısmı. Tabii tabii. Yaprakları da var. Yaprakları içindeki, dışı değil. Tamam. Yumuşak olan şeyi. Bir gün ustam enginar nasıl temizlenir onu da gösterebilir miyiz? Enginar nasıl temizlenir? Çünkü o çok zor. Ben bir kez bana enginar gelmişti.
Onu evet. beceremedim, yapamadım. Şimdi sonradan öğrendim. Dolmalardan bir tanesini şöyle tarif edeyim. Bize lazım olacak bu. Evet, o çok önemli bir bilgi. Çünkü bilmeyen yapamıyor. Ben koca enginarı rezil etmiştim. Biz Ankara'dayız. Tabii Ankara'da enginar yemeği fazla bilinmez. Özlem'e de Antalya'dan şimdi, enginar gelmişti. Evet. Şu şekil, şuradan beri başlıyoruz. Şöyle soya soya şu şekil. Alttan başlıyoruz. Zaten bembeyaz. Alttan alıyorsun. Evet. Ve şöyle kestiğin zaman zaten bembeyaz ortası çıkıyor. Ve tüylü yani, oluyor ortası tüylü. Tabii tabii. Diken gibi. Aynen onu alıyorsun. Zaten burası var ya bildiğin kanserle savaşıyor resmen. Ya doktorlarımız öyle şifa, diyor. Şifa. Evet, şifa çok niyeti. Önemli. Ya aslında enginar tüketmiyoruz pek toplum olarak. Ama enginar da bizim ülkemizde çok yetişiyor. Doğru. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz onu bir yerde ben duymuştum Ege'demine. Hani çok var ülkemizde ama değeri bilinmiyor, kıymeti bilinmiyor. Çok iyi. Bizde var ya. Evet. Değerini bilmiyoruz. Evet. Aslında kanserle savaşıyor evet. diyor doktorlar resmen. Evet, özellikle evet. karaciğere çok iyi geldiği söyleniyor. Aynen öyle. Koa hastalığına, karaciğere evet. yani doktorlar öyle doktorlar söyledi. Evet. Doğal ilaç. Tuzumuzu ilave şöyle. Ettik. Karabiberimizi ilave ettik. Dileyen süt de koyar. Ben sütsüz yapacağım. Evet. Şöyle görsünler et suyumuzu. Ben görüntüsünü merak ettim. Şöyle uzaktan bir bakayım. Tabii ki. Of. Yasin sen bunu fotoğrafını çekersin birazdan. Evet birazdan çekeceğim. Çünkü izleyicilerimiz sosyal medyadan da benden fotoğraf bekliyorlar. Çok güzel mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi sosyal medyadan, canlı yayından yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Şöyle de. Tık, birlikte tık, 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 tık. Çok güzel geçiyor canlı Tamamdır. Yayınımız. Bakın ustamın biraz daha sürekledi. Blender alayım. Bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra bunu blenderdan geçireceğiz. Tamam. Blender'dan ne kadar geçireceğiz. Kaynar? Hemen kaynar mı 2 dakikaya? 6 dakika. 6 dakika. En az 6 dakika kaynar. O zaman çorbadan gittik. Meyir çorbasına gidelim mi senin? Tamam. Ustamın enginar çorbasının 6 dakika kaynaması gerekiyor. Şu anda neredeyse olmak üzere. Evet. Aynen öyle. O zaman biz de... Biz de bu arada sizleri Adıyaman'a götürelim. Evet. Meyir çorbası var. Meyir çorbasını sizlere gösterelim. Bakalım nasıl bir çorba. Ben de merak ettim. Evet. Adıyaman'da meyir çorbası. Evet. Bu arada bir misafirimiz var. Alo. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Özlem Hanım? Biz çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok biz de sizi çok seviyoruz. Pınar Hanım, Van'dan arıyorsunuz. Van'a kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve en çok teşekkür görmek ederim. İstediğim yerlerin başında geliyor Van. En kısa evet. zamanda virüs bittiği zaman Van'a geleceğiz. Van'ı çok iyi biliyorum. Van'da askerlik yaptım. Öyle mi? İstanbul Van'a gelmiş. Van'da askerlik yapmış. Muradiye Şelalesi inanılmaz. Muradiye Şelalemiz var. Biz daha gelmedik Özlem'le. Bakın dünyayı gezdik ama Van'a gelmedik. Evet. İnşallah bu virüs evet, bitsin. Evet ya hiç Van'a gelmediniz. Bir an evvel gelelim. Van'ın kahvaltısını çok merak ediyorum. Bir de kurutulmuş balığı çok güzel. Öyle bir, mi? Aa, bakın. Balık kurutuyorlar. Muazzam. Yani o göl değil, deniz diyelim Van Gölü. Evet, Van Gölü. Onu ben de çok merak ediyorum Muazzam görmek. Muazzam bir balık çıkartıp kurutuyorlar. Oo. Muazzam oluyor. Kahvaltı İnşallah onun tarifini bakın. Bize verirlerse yaparız. Pınar Hanım biliyor musunuz tarifini? Neyin? Hangi yemeğin Van'ı? Kuru balık. Kuru balık. Balık kurutuyorlar ya. Aynen, tuzlu balık değil mi? Tuzlu balık, evet. Tuzlu balık, tuzda şey yapıyorlardı, balığı... Bir tenekenin altında bir naylon tenekenin içine koyuyorlar. Aynen. Kaya tuzu var ya iri tuz Aynen. var. Aynen. Kaya tuzuyla. Onun içine iyice bir sıkıştırarak basıyorlar kışın. Çok güzel bir balık yemeği oluyor. Yani trinç, kars kazı gibi oluyor. Allah Allah. Aynı işli sistem ama balık muazzam Aynen, ya. Aynen çok güzel oluyor. Tuzla şey tenekenin içerisinde. Çok tuzlu ama yani nedense tansiyon hastaları gibi şeker hastaları hiç aldırmazlar yerler yani. Hiçbir şey de olmaz maşallah. Maşallah. Çok maşallah. Maşallah. İnşallah geleceğiz biz de en kısa sürede geleceğiz Van'ımıza. Van Gölü'nün kenarında bu balığı yapalım inşallah birlikte. Evet. Ve Van kahvaltısı. Nasıl geçiyor karantina Van sürecinde kahvaltısı. Van'da hayat? Evden çıkmıyorsunuz inşallah. Yok valla evdeyiz çıkmıyoruz. Aynen çok az kaldı. Ben inanıyorum çok kısa bir süre sonra inşallah bu virüs geçecek kendimizi izole ettiğimiz için ve hepimiz yeniden gezmeye başlayacağız. Amin inşallah inşallah tüm Türkiye, tüm milletimiz inşallah zarar görmez i̇nşallah. Bir an önce kurtuluruz. Evet vallahi bir dua ediyoruz. Sizlerin dualarıyla bizlerin dualarıyla inşallah en kısa sürede atlatacağız. Ustamın yaptığı yemekleri beğeniyor musunuz? Evde deniyor musunuz? Sürekli çok izliyorum, çok beğeniyorum. Böyle o yaparken benim böyle yani yemek yapmak istiyorum. Vallahi yapın, evde hiç sıkılmayın. Bol bol mutfağa girin. Ustamın güzel Zaten, yemeklerini yapın. Evet.
Hanım zaten bile mesaj atmış şimdi. Cuma günü tavada lahmacun yapıyoruz diyor. Bravo, bravo. Ufaklıkları da evde eğer çocuğunuz varsa onları da bir ucundan dahil edin. Onlar da sıkılmasınlar. Onları da mutfağa elimizden geldiği kadar eğer yapabilecekleri bir şeyler varsa onları da dahil edelim diyorum. Evet, kesinlikle. En iyi vakit geçirecek yer mutfaktır, unutmayın. Sıkılmasınlar. Evet. Ben mesela stres atmak için hemen mutfağa giriyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Kesinlikle. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Ben de çok seviyorum. Bana kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet Pınar Hanım, çok teşekkür ederiz. Birkaç selam gönderebilir miyim? Tabii ki. Bu arada Erciş'teki akrabalarımıza, aileme, bütün herkese bol bol selam söylüyorum. Bizden de çok selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Van'dan evet. Adıyaman'a gideceğiz. Aynen gideceğiz. Ustam, çorbamızın durumu ne? 3 dakika. 3 tamam, dakika. Kaynız. O zaman biz Adıyaman'a gidelim. Meyir çorbası. Çok evet. Güzel bir evde, çok güzel bir aileye konuk olduk. Meyir çorbasını izleyelim. Çok lezzetli bir tarif sizi bekliyor. Adıyaman'da şimdi çok güzel bir ailenin mutfağına misafir olduk. Evet. Sizi de tanıyabilir miyiz? Öncelikle hızlıca bir tanışalım. Ben Gülizar Taş. Özge Elif Taş. Cem Güneri. Fatma Güneri. Fatma Güneri. Ve ufaklıklar. Mahmut Timur Taş. Mahmut Timur Taş ve Defne. Defne mikrofonu çok seviyor. Şimdi ne yapacaksınız bize? İzleyicilerimize ne göstereceğiz Adıyaman'dan? Valla meyir çorbası yapacağız. Meyir çorbası? Evet. Çorbayla başlıyoruz. Başlıyoruz çorbayla. İsterseniz sizi bu tarafa alayım ben. Malzemeler sayalım önce. Malzememiz. Ne kullanıyoruz? Patlıcan, biber, bulgur. Haşladınız. Haşladım bunları. Şimdi bunları içinden çıkarıp döveceğim. Tamam hemen. Tekrar karıştıracağım. Bir yumurtayla un karıştırıp yoğurda katacağım. Yoğurdu üstüne boşaltıp kaynatacağım. Tamam. O tamamıyla kaynatacağım. Gelininiz falan vardı ama şimdi hiç kimse kalmadı. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Şimdi ben yemekle baş başayım. Tamam. Ben şunları alalım buradan. Evet, patlıcanı ve biberleri alıyoruz. Yemekleri o zaman siz yapıyorsunuz. Gelinle pek iş bırakmıyorsunuz. Yok. Gelinler çalışıyor. Ben evdeyim. Ben yapayım, onlar yesin. Çok güzel, çok güzel. Ev kadınıyım. Tabii ki ben yapacağım. Çocuklarım yesin. Bravo, bravo. Patlıcanlar, biberler haşlanmış güzelce. Şimdi tek tek dövüyoruz. Bakın bardakla. Bak bardakla da şeyledi. Evet, bardağın altına dövüyoruz. Çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Şu tamam. Evet, dövdüğümüz sebzeleri tekrar bulgurun içerisine ilave ediyoruz. İlave ediyoruz. Şimdi bunun altını yakacağım. Evet, bir taraftan. Özge Hanım şu soğanı gözü zeytinyağında kavuruyor. Şu büyüğünü yak. Bir tane yumurta kırdık. Evet. Şunun içine de biraz un ilave edeyim. Evet, bir taraftan bir tane yumurtanın içerisine birazcık un ilave ettik. Evet. Güzelce çırpıyoruz. Onu yoğurdun içerisine ilave ediyoruz. Evet, yoğurdun içine ilave edeceğim. Yoğurtla beraber çırpacağız. Arkada Özge Hanım soğanları kavuruyor. Evet. Adıyaman'ın en meşhur çorbası. Meyir çorbası. Meyir çorbası. Evet. Ben ilk defa içeceğim meyir çorbası. Güzel oluyor, beğeneceğim. Evet, yoğurdumuzu, yumurtayı ve unu çırptığımız çorbamıza ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunu bırakmayacağım. Bu hiç kaynar, hayır, kaynara düşene kadar karıştıracağız. Yoksa kesilir bu. Peynir gibi olur. Evet. Şunu böyle karıştıracağım. Çorbamız artık yavaş yavaş kaynamaya başladı. Az kaldı. Az kaldı. Biz bunu ateşte yaparken büyük şeylerle yapıyorduk, tencerelerle. Kazanlarla. Evet. Odun ateşinde. Tabii, o daha lezzetli oluyor. Odun ateşinde daha lezzetli oluyor. Patlıcan, mutfaklara geçtiniz. Patlıcanı közleyip de içine katabilirsiniz. Oo. Burada şey yaptık böyle, haşlayıp yaptık. Bugün? He, bunu da yapıyor, onu da yapıyorlar. Patlıcanlı, biberli, bulgurlu. Bulgurlu. Meyir çorbası. Evet, meyir çorbası. Çorbamız kaynamaya başladı. Tamam. Şu an bırakabilirim. Bırakacağız bu şekilde. Biraz daha kaynaması biraz gerekiyor. Biraz daha kaynayacak, evet. Ondan sonra soğuyup da dolaba koyup şunu 10 gün rahat yiyebilirsin. Dolaba mı koyacağız? Tabii. Soğuk mu içeceğiz bu çorbayı? Soğuk soğuk, hem de dondurma gibi oluyor. Soğuk soğuk içiliyor. Çok güzel. 10 dakika bu şekilde haşlansın. Biraz soğusun. Tabii. Sonra tadına bakalım. Adıyaman'ın meşhur meyir çorbası artık hazır. Aradan 1 saat geçti. Evet. Çorbayı soğuttular. Soğudu. Üzerine yağ soğan gezdirdiniz. Evet.
Şimdi yemeğe bakıyorum. Hazır. Bakabilirsin. Tadına bakıyorum. Yalnız çorba diyoruz ama çorba gibi değil bu görüntüsü. Meze gibi bir şey ama biz evet. Meyir çorbası diyoruz. Soğanıyla. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ben bayıldım. Tarifesi kolay. Tarifesini verdik. Verdik. Yapabilen varsa yapsın. Yapır, denesin. Kolay. Eminim çok seveceksiniz. Afiyet olsun. Yapamıyorsanız da Adıyaman'a buyurun. Of, harika bir çorbadan şimdi diğer çorbamıza geçiyoruz. Evet, bu çorba da çorba oldu. Evet. Ablamın da ellerine sağlık. Eline sağlık. Çok güzel bir çorba yaptım. Meyve çorbası. Şimdi enginar çorbası devam ediyoruz. Ustamın yaptığı. Evet. Ustam harika bir enginar çorbası yaptı. Ekranı yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Şu anda enginar çorbası yapıyoruz. Ustam malzemelerini tekrar edebilir miyiz enginar çorbamızın? Tabii ki. Enginarımız var. Evet. Beyaz tarafından 2 adet oldum yeterlidir. Unumuz var, tuzumuz var, havucumuz var, sarımsağımız var. Soğanımız diye, var. Soğanımız var. Aynen, tereyağımız var. Tereyağı... Sıvı yağ da atabilirler. Ha, evet. Sıkıntı yok. Zeytinyağı da güzel. Zeytinyağı da çok bunu, güzel olur. Aynen. Tüm olarak da yiyebilirler evet. Ama blenderdan çekerlerse bir de dileyen, isteyen üzerine kaşar peynirle beraber çok güzel oluyor. Oh. Bir de ekmek kurutacaksın fırında. Kesinlikle. Evet ustam şimdi çorbamızı blenderdan geçiriyor. Şimdi, tereyağını attık. Havucu, sarımsağı, soğanı kavurduk. Üstüne şöyle, enginarları koyduk. Sütümüzü ilave ettik. Suyumuzu koyduk. Ve hazır. Fazla ezmeden. Evet. İşte bu. Ve çok kısa sürede 5-10 dakikada hemen. 10 dakika. Of çok güzel görünüyor. O zaman şöyle ustam bir tadına bakayım ben. Tabii ki. Ustamın oradan yaptığı. Oradan bir kaşık daha. Buyurun sosyal efendim. Mesafeyi koruyarak. Her zaman ustam biliyorsunuz sosyal mesafeyi koruyoruz. Çok güzel bir tavuk çorbası. Şimdi hiç enginar zaman çorbası. Kaybetme. Ay pardon evet tavuk sulu enginar çorbası. Tavuk sulu efendim. Şimdi ustam bize yaprak etli enginar dolması yapacak. Aynen, en çok sevdiğim, en sağlıklı sebzelerden biri. Enginarın dolmasına da bayılırım ben. Ustam şimdi yapacak. Ustam enginar dolmasının malzemelerini sayabilir miyiz? Tabii ki. Dereotumuz var, soğanımız var, maydanozumuz var, kıymamız var, pirincimiz var. Ama pirincimiz bol olmasın. Hmm. Yani az olursa daha iyi olur. Zeytinyağımız var. Şöyle ben hazırladım. Önce soğanları doğruyoruz. Ustam eline sağlık. Eline evet sağlık. Bu arada ustam. Çorba mükemmel, mükemmel olmuş. Olmuş. Mükemmel olmuş. Zaten dedim çocuklara kaşarla beraber hani çocuklar bu sebzeyi enginarı sevmeyebiliyorlar. Ya, evet, sevdirebilmek amacıyla. Yağçığına sevdiremedik biz enginarı. Kesinlikle. Hmm. Ama bu çorbayı içer. Ama yiyor. Yiyor mu? Son zamanlarda yiyor o zaman. Enginar ben onu yediriyorum her türlü. Ben İspan abiyle böyle yapıyorum çocuklara ki. Çok lezzetli işte olmuş. Karışık çorba diyorum çocuklara yiyorlar. Yani evet. Böyle bir şeyimiz var bizim. Çocukları sevdiremiyoruz. Evet. Biz. Ben çok seviyorum. Aslında onları oyunlarla falan. Olarak, bizde de hata var herhalde ya. Ya oyunlarla bence yedirebiliriz. Ben hep öyle yapıyordum. Bir şekilde oyunlar yaparak işte oynayarak arabalarıyla evet, falan. Enginar çorbasının enginar dolmasından ustam önemli. Hızlıca geçiş yaptı. Bir dakika ustam. Evet ustam. İçini nasıl hazırladınız? İçini nasıl hazırladık? Dileyen soğan, sarımsak da koyabilir. Soğan var içinde. Kıymamız. Kıyma var. Sarımsak, soğan. Dereotu var. Pirinç var. Bu şeyleri, enginarları fazla değil. Şöyle gösterelim. Şu şekil kesiyoruz. Çiğ yapraklı olarak. Altı düz. Kenarlarına şu şekil, aralarına girecek şekilde. Şöyle gösterelim. Şöyle. Of. Kıymalı enginar dolması. Aynen. Bunu etli de yapılabilir. Ben ilk kez bu böyle bir enginar dolması görüyorum. Demek ki oluyormuş. Ben daha önce Kocaeli'deyim. Şimdi ben bunu evde çocuklara yapıyorum. Çünkü onlar sade sebzeli hani pek alışkanlıkları yok ki. Evet. Bunu öyle yiyorlar ki. Evet. Et olduğu için içinde. Egeliler genelde zeytinyağlı ama İç Anadolu'lular ve Karadenizliler etli. Evet. Ya ben Ege şimdi mutfağına bayılıyorum. Şimdi genelde Doğulular, ben de bayılıyorum. Doğulular ve Karadenizliler etsiz yemek yiyor. İç Anadolu da. İç Anadolu da öyle. Evet. Aynen ama Ege o sadece sebzeler, yeşillikler, zeytinyağlı bayılıyorum. Olsun, zeytinyağlı yeter. Aynen. Ama biz Ankaralılar böyle çok seviyoruz. Evet ben normalde Ege mutfağıyla beslenirken Yasin yüzünden her gün et yani. Hiç İyi evde o zaman maşallah iyi anlaşıyorsunuz yani. Bir Ege mutfağı, biri iki tane mutfak olması lazım. Evet. Özellikle yemek ayırt etmiyoruz ustam. Tabii güzel tabii her şeyi bu. Yiyoruz. Şimdi çok hafif şöyle üzerinden tuz geçireceğiz. Karabiberi evet. Geçireceğiz. Kırmızı biber atan da olur. Evet. Su alabilir miyim? Suyumuzu koyup şimdi bunu ocağa veriyoruz. Ocağa vereceğiz bunu. Ne kadar bekleyecek? 15 dakika. 15 dakika 15 tamam. 15 dakika. Bu pişerken
son şöyle atalım şunu şöyle. Ustam bu arada biz dün hani kandil simidi yaptık ya. Evet. Biz izleyicilerimize diyoruz ya, yapıyorsanız evinize çekip bize gönderin diye. Tabii ki. İzleyicilerimiz sizin tariflerinizi bir bir uyguluyorlar. Ciddi. Evet. Gerçekten. Bugün bana o kadar mesajlar evet, gelmiş geldi. Ki fotoğraf atanlar. Evet, evet. Ya hele benim simidin aynısını yapmış evet, kadının o zaman ekranda görmek ister misiniz? Tabii ki. O zaman hadi hep beraber izleyelim. Ben de merak ettim nasıl simitler olmuş. Ustam bakın kaçırıyorsunuz. Vav. Tebrik ediyoruz. Elinize sağlık. Gerçekten. Daha güzel yapmışlar ustam. Bizden daha güzel yapmışlar. Bizden daha güzel yapmışlar. Beraber yapmıştık. Evet ya ustam çok güzel. Vallahi tebrik ediyoruz. Bu güzel maşallah. Tarifleri uyguladığınız için gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bize WhatsApp'tan çekin çekin gönderin. Ama aynı zamanda sosyal medyadan da sorabilirsiniz. Fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Özellikle Yasin bu yemekleri yapan takipçilerimizin, izleyicilerin fotoğraflarını sosyal medyasında paylaşıyor. Paylaşıyorum. Bana gelen fotoğrafları paylaşıyorum. Evet. Dünyayı tadıyorum. Instagram adresim. Buraya gönderdiğiniz fotoğrafları, resimleri ben de paylaşıyorum. Tarifleri paylaşıyorum. Evet. Çok lezzetli bir paylaşım oluyor. Kesinlikle bana da çok sorular geliyor. Dünyayı geziyor ve Esirgenç benim de Instagram hesabım. Ustamızın lezzet doktoru. Lezzet doktoru Muhittin Usta. Bulamıyorlarmış lezzet doktorunu. Olmuyor ama ya. Lezzet doktoru Muhittin Usta'yı bulmamak mümkün değil. Şaka bir tarafa lezzet doktoru yazıyoruz. Yanına Muhittin Usta yazıyoruz çıkıyor evet. efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir de ediyoruz. Bu arada ustam bir soru gelmiş sosyal medyadan. Bana sormuşlar ki neden ustam blender'ı çorbanın içine soktu diye. Çünkü blender çekmemiz lazım. İnceltmemiz lazım. Yani püre kıvamına getirmemiz gerekiyor. Biraz önce lazım. Yaptığımız çorbayı. Aynen öyle. Soğanlar, havuçlar, içerisindeki bütün sebzeler akışkan olsun diye. Tüm olarak da yiyebilirler. Tüm olarak evet, da yiyebilirler. Evet, tane tane de yiyebilirsiniz blendersiz. Blender'ı sokmadan, parçalamadan. Hatta buna ufak ufak dün geçen yaptığım gibi köfte de olabilir. Evet, yani hayal gücü. Mutfak üretkenliği sever. Kesinlikle. Ne kadar üretirseniz o kadar güzel şekilde yemeklerinizi renklendirebilirsiniz. Biz de o yüzden püre gibi akışkan ağzımıza fütür gelmesin diye blender'a soktuk. Bir güzel çektik, oldu. Aynen öyle. Aynen. Şimdi de ne yapıyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Dolma yapıyoruz. Evet, enginar dolması yapıyoruz. Kıymalı. Kıymalı. Biz normalde sarma şey biliriz böyle yaprak sarması, lahana sarması ama enginarın da dolması oluyor. Biber dolması gibi pişiyor. Şu anda pişme şekli tam biber dolması gibi. Tabii tabii. Sen bastırırsan yaprakların kenarına doğsun ki şöyle bir o yaprağın tadı içine sinsin. Şimdi, aynen öyle. İçinde ne var? Soğan var. Bak şunu da söyleyeyim. Enginar dolmasının içine sarımsak katabilirler. İç, soğan, maydanoz, dereotu güzel bir tat veriyor. Pirinç, işte salça, domates salçası, karabiber, tuz. Bunu güzel yoğurduktan sonra limonlu suda beklesinler enginarı. Beklettikten sonra güzel içini doldursunlar. Sadece bak kaynamaya başladı görüyor musunuz? Bakın ustam limonlu su dedi ama limonlu su da boşa demedi. Limonlu suyun önemi şurada. Şu noktası aslında enginar yemeklerinde. Enginar çok çabuk kararıyor. Aynen siz öyle. Temizlerken bir anda enginar kararıyor, kapkara oluyor. Kararmaması için temizlerken hemen limonlu suya koymanız gerekiyor ki kararmasın. Kararmasın diye. Şimdi bir de soğanı buna şey de güzel yakışır. Ben sadece tavsiye edeyim. Kırmızı soğan. Ben çok seviyorum kırmızı soğanı. Kırmızı soğan da çok yakışır. Gerçi kırmızı soğan genelde balıkların yanında. Ben normal yemeklere de koyayım, yaptığım yemeklere de. Onun ayrı bir tadı, lezzeti mor var. Mor olduğu için daha böyle şifalıymış vücut için. Tabii ki. Hani vücut direncini evet. sağlıklı tutuyor. Bu 15 dakika pişecek. Tamam ustam, 15 dakika boyunca. Pişerken ustam bir de ben Adıyaman'da çok ilginç bir tost yaptım. İlk defa gördüm, çok nasıl şaşırdım ve çok sevdim. Bugün o tostun tarifini de vereceğiz ama Adıyaman'a gitmeden bildiğimiz önce... Tost. Bakın bu tost çok farklı, bildiğimiz tost değil ustam. İlk defa yedim. Tost tatlısı. Hah, evet şimdi hatırladım. Tost tatlısı. Evet. Tatlı. Ya evlerde çok pratik yapılacak bir Allah tarif. Allah Allah. Bakın. Künefe. Bakın yani. Künefenin tek rakibi. Evet. Künefenin. Evet. Yani diyelim ki künefe öyle yapmaya, tel yapmaya. Yapalım. Haftaya yapacağız. Yapalım. Gerçekten çok şaşıracağınız bir tarif. Ben gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Evde uyguladım onu söyleyeyim. Evet. Çok lezzetli. Şimdi peynirli tostun tarifini izleyeceğiz ama... Daha sonra, az sonra size iksirin de tarifini vereceğiz. Onu söyleyeyim. Bugün dakikalar sonra sakın ya. Kanalınızı değiştirmeyin. Korona savar iksir yapacak ustamız. O da çok gerçekten merakla bekliyorum. Ama şu peynir önce... tostu bir görelim. Evet. Tost tatlısı. Ramazan usta. Hoş nasıl geldin. Olur da bize peynirli ekmek tatlısı yedirmezsin? Sen yine geldin değil mi? Tadı damağında kaldı.
Geçen hafta şirlik tatlısı yapmaya geldik bu dükkana. Evet. Ramazan Usta'nın yanına. Adıyaman'da gezerken izleyiciler dedi ki siz adamı... Ramazan Usta'nın peynirli ekmek tatlısını yemediniz mi? Nasıl olur da yemezsiniz? Onu sana kim söyledi ya? Ramazan Usta. Sana kim söyledi? O farklı bir şey. O kendi icatım. Onu kendim icat ettim. Sır gibi saklıyor. Daha yani bunun patentini almamış. Yok orada. Onu da alabiliriz yani. Evet. İlave ederiz onun üzerine. Şimdi bunu hazırlayalım biz sence. Bir gör o zaman. İlk defa görüyorum bakın. Ya zaten ilk defa görüyorum. Bunu, bu kendi icatım. Kendim bunu planladım, projeledim, yaptım. Ve aynı künefe tadını veriyor. Değişik bir şey oldu. Tostla künefeyi karıştırmış. Tost ekmeğinin arasına. Peynir koyuyor. Bak bu köy peyniri tuzsuz. Koyuyor. Tuzsuz. Bildiğimiz künefe peyniri. Aynen künefe peyniri ama... Kaşarla da olur yani. Tuzsuz kaşarla da olabilir yani. Kaşar peynirle de oluyor. Ama tuzsuz tamam. Olacak. Tuz olmayacak. Tamam. Bak şu köy peynirini şurada alıyoruz. Ekmeğin arasına peynir koyuyoruz. Peyniri alıyoruz, köy peyniri. Tuzsuz. Biliyor musun? Tost ekmeğin arasına koyuyoruz. Tost ekmeğinin arasına katıyoruz. Aynı peyniri tost yapar gibi. Aynı tost yapar gibi. Kaşar peynirli oluyor dediniz. Tuzsuz kaşar olur bak. Tuzsuz olacak ama tuz oranı olmaz tatlıya. Tuz oranı olmuyor. Tamam. Şunu şöyle kapattık. Ve tost makinesine yerleştiriyoruz. Tost makinesi değil. Bak hele bak. Yağın içinde tavada. Şaşırtmaya devam ediyor beni. Şaşırtmaya devam ediyor beni Ramazan Usta. Kattık. Normal, tam kısık değil de normal kısık ateşte. Kısık ateşte kızartıyoruz. Kısık ateşte yani normal bir ateş olacak. Çok kısık da olmaz. Tamam. Peynirli tostu yağda kızartarak pişiriyoruz. Nasıl bir tatlı ortaya çıkacak inanın ben de çok merak ediyorum. Basit abi yani basit. Bir de bunu peynir katmadan kendini tek kızartırsan halka tatlısı bir şey veriyor, tat veriyor ile değişik bir şey oluyor yani. Ama bunlar hep bir buluş. Oo, çok güzel kızardı. Çok güzel kızardı. Peynirler eridi. Of. Bakın şu güzel görüntüye bakar mısınız? Şu yağ... İlk defa bu kadar ilginç bir tost görüyorum. Zaten yağ bırakıyor, çekmez fazla. Aynı ekmek diye çekmez, hani çok çeker de çekmiyor. Bak bıraktı geri. Evet, yağı çekmiyor. Şöyle indirdik, tabağımızın içine indirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Yiyebilir miyiz bu şekilde? Yok, o şekilde yenir mi? Biz ona... Hani geçen programda gelmiştiniz ya, evet. Şirlik tatlısına şerbet dökmüştüm. Evet. İşte buna da o şerbette dökeceğim. Aynı şeker şerbeti. Ne var aynen. Şekerli şerbetin içerisinde? Aynen hemen... Tereyağlı şeker şerbeti işte kaynatılmış. Tereyağı, şeker ve su. Aynen he. Limon? Yok limon az, limon az, tuzu limon, az çok, iki, böyle ufacık az bir şey. Şimdi bunu da sıcakça döküyorum. Hemen şerbetini verelim şu kameramız görsün. Bu ayrı bir şey oldu bak. Of şerbetini döktük. İlk defa böyle bir ekmek tatlısı görüyorum. Üzerine de fıstık. Boz fıstık. Ben de sen bunun da resmini çek güzelce ne böyle evet, bir. Evet bunu fotoğrafını çekip çek. Sosyal medyada paylaşacağım. Vallahi paylaşsan. Instagram'da bu paylaşı rekorları alır. De ki bu Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir tat. Yani kimse i̇lk defa, yapmadı. Dünyada ilk defa görüyorum. Ben dünyayı geziyorum. Yeter mi? İlk defa böyle bir tatlı görüyorum bakın. Ama Ramazan Usta. Çok ilginç Ramazan Usta. Çok ilginç. Alacağın olsun bize geçen defa bunu göstermediğin için. Peynirleri görüyor mu arada? Of. Fotoğraflarını çektik, sosyal medyada paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'sa Dünyanın Tadı. Ramazan Usta, art tadına bakalım. Bakacağız sen tadına. Bakalım nasıl mi? Bir tat, durma nasıl bir lezzet. Şöyle bir kesip şöyle... gösterelim peynirleri nasıl erimiş mi? Of. Bakın. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ramazan Usta, bir fotoğraf daha çekeyim. Çok güzel oldu, çok güzel. Vay. Çok güzel bir görüntü. Tadına bakayım diyorum usta. Sıcak ha. Sonra... Vallahi yansam da yerim, yanmasam da yerim. Dayanamadım ama sıcak bak yanarsın vallahi sıcak bak. Sen böyle bir tat gördün mü? Tutuldum. Çok güzel. Yerken sanki künefe yiyorsunuz. Değil mi? Ama künefeden daha hafif. Daha hafif işte. Tam tersine çok hafif yani. Evet, daha hafif. Bak o kadar yağın içinde pişti değil mi? Sen evet. Dersen bu çok ağır oldu. Çok ağır oldu. Tam tersine hafif oldu. Böyle light ekmek de yapsak light künefeyi de satabiliriz. Çok şimdi, lezzetli olmuş. Değil mi? Olmuş. Çok hafif şimdi. Ben bayıldım. Sen bunu bak... Ağır olur diyordun tam tersine. Bak pişerken yağın içinde pişti. Çok ağır olur diyorduk ama nasıl oldu değil mi? Böyle bir tat yok. Ben bayıldım. Tebrik ediyorum sizi bu buluşunuzdan dolayı. Ben bildim şimdi onun için kaçtın sen bir daha geldin yanıma. Değil mi? Yapımı çok kolay. Bu peynirden bulursanız eğer evinizde deneyebilirsiniz. Kaşar da olabilir değil mi ya? Tuzsuz kaşarla da oluyormuş. Evet tuzsuz ama tuz oranı olmaz. Tatlıda tuz oranı uymaz yani. Tuzsuz kaşar olursa olur çok güzel olur yani. Biz normalde künefe peyniri kullandık. Bayıldım. Ben bu güzel tostu bitireyim. Ardından dünyanın tadını Adıyaman'da çıkarmaya devam ederim.
dünyanın en ilginç tariflerinden biriydi. Evet. Bunu yapıyoruz. Evet yapalım. Çok kolay, çok lezzetli. Evet. Ramazan Usta keşfetmiş. İşte böyle. Yani evet, gerçekten. Mutfak öyle, mutfak çok geniş. Ben biliyorum diye bir şey yok. Aynen, üretken olmak çok önemli. Ben biliyorum diye bir şey yok. Aynen öyle. Şimdi ustam, çok güzel yemekler veriyoruz. Bu arada dolmayı göstermek istiyorum. Bakar of, mısınız? Şiir gibi bir dolma. Of. Arkadaşlar, ben böyle bir dolma görmedim ustam. Bakar mısınız? Kıymaları pişti. Fokur fokur kaynıyor. Enginar dolması tenceremizin içinde kaynayan. Onu söylemek istiyorum. Biraz önce enginar çorbası yaptık. Ama şimdi inanılmaz herkes, bir lezzet şöleni daha. Yani bunu biz biraz daha böyle basit yapacağız ki herkes yapabilsin. Ya ben yapamam demesin. Evet. Yani. Ben bunu yapamam diye düşünüyorum. Yapabilir miyim acaba? Yaparsın. Önce, o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Profiterol. Profiterol geliyor. Evlerimizde kolay kolay. O zaman biz de yardım edeceğiz ustama. Ben hemen elimi yıkıyorum. Aynen. Yalnız. Özlem daha başarılı. Bunu itiraf et. Hamur evet. İşlemek kadını. Hamur işlemde Özlem ustam, başarılı. Gel yer değiştirelim tencerelerimizi ki izleyicilerimiz de güzel tamam. Güzel. Rahat rahat. Şöyle yapalım. Bizi oradan görebilsinler. Profiterol ben bayılırım. Profiterol evet. Tatlısına. Bilmiyorum sevmeyeniniz var mı? Ama ben gerçekten çok seviyorum. Tanıyım Yakup yani da çok seviyor. Bizim evet. Yakup Can da bayılıyor. Ben hemen elimi yıkıyorum. Şunları alabilir miyim? Tabii ustam. Hangilerini size getiriyorum ben şimdi? Şu. Şu unlu ve suyu. Evet. Buyurunuz. Ustamıza yardım ediyoruz. Tabii ki dolmalarımız bir yandan pişiyor. Suyumuz burada. Evde kolay profiterol nasıl yapılır? Şok şok şok. Şimdi programımızda görebilirsiniz. Onları da buraya alalım ki tamam, onları ustam. Da yapacağız ya burada. Tabii ki. Ben evde profiterol yapmayı çok isterim. Ve şimdi acaba nasıl olacak? Hepimiz şöyle. Göreceğiz. Çikolatamız var. Malzemeleri bir önce ustam acaba alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Malzemelerimizi bir bir çünkü malzeme önemli. İlk önce miktarları bir bardak önemli. Suyumuz var, bir bardak unumuz var, üç yumurtamız var, tereyağımız var. Önce hamurunu yapıyoruz. Önce şöyle güzel bir şekilde tereyağı erisin. Tereyağı eritiyoruz. Ben, ne kadar tereyağı? Margarine karşıyım. Evet. Tereyağı, margarin de kullanabilirler. Mesela 250 gram tereyağı yeterlidir buna. Şimdi bunu güzel güne eritiyoruz. Hamuru sizde. Eldiveni tamam. Takın. Evet, elde yapacağız. Tabii ki. Burada kavuralım. Sonra kremasını yapacağız. Elimizle yıkadık 20 saniye. Bir ustam 250 gram ne kadara denk geliyor? Kaşık acaba olarak verebilir miyiz? Ben mesela onu hesaplayamıyorum da. Aşağı yukarı 4 kaşık. 4 kaşık. Tamam 4 kaşık. Süper. 250 gram 4 kaşığa denk geliyor. Evet eldivenlerimizi şimdi giydik. Aslında bu tarifleri gramajla verirsen ev hanımları yapamıyor. Ben yapamıyorum mesela. Diyor ki orada 250 gram. Alışmış. Göz kararı, damak tadı çok önemli. Evet. Gözle ağız birleşmesi lazım. Doğru. Yürekte söylemesi lazım. Aynen. Damakta yemesi evet. Lazım. Gerisi mide de şarkı söylemeli. Aynen öyle. Harikasınız. Evet. Dolmalarımız, enginar dolması pişiyor. Çok merak ediyorum tadı nasıl olacak. Ama biz şimdi profiterolümüze geri dönüyoruz. Tereyağımızı tenceremize tereyağı koyduk. Eritiyoruz. Eritiyoruz. 4 kaşık unu kavuracağız. Tereyağı. Unu kavuracağız. Bir bardak unumuz var. En son yumurtayı kıracağız. Hızlı 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 çırpacağız. Yuvarlayacağız. Fırınımıza 180 veya 220 derecede 5 veya 10 dakika arası pişecek. Onu pişerken kremasını yapacağız. Arasına krema koyacağız. Bir de çikolata yapacağız. Üstüne de çikolata. Çocuklara afiyet olsun. Aynen çocuklar çok seviyorlar. Yapabilirsin ama ben söyleyeyim. Ben işte şimdi deniyorum. Deneyeceğim yani daha doğrusu ve gerçekten yapmak için heyecanlıyım İlk evde. İlk defa deneyeceğiz. Evet. Evde profiterol yani bana hep o toplarını yapmak, hamurunu yapmak şimdi normalde zor gibi geliyor. Basit bir profiterol. Yani insanları yormadan çünkü şu malzemeyi aslında ne var ona da yapabilir. Ya fazla olsun. Mesela sütü kaynasın, kaymağını koysun içine. Çikolata erilsin. Bak onu da göstereceğiz. Normal çikolata da var. O zaman hemen malzemeleri sayarak başlayalım ustam. Malzemelerimiz. Bitter çikolata. Bitter çikolata. Bir bardak süt. Toz şeker. Krema. Un. Ve vanilya var. Bundan ne yapacağız? Krema yapacağız. Hmm. İç krema yapacağız. Ondan sonra bu dinlenmeye, bu pişerken dinlenirken bir de çikolata sos yapacağız. Çikolatayla sütü kaynatacağız. Güzel bir sos yapacağız. Evet ama önce hamur yapıyoruz değil mi ustam? Evet hamur önce hamur. Hamurun içine ne gerekiyor ustam? Hemen onu da söyleyelim. Şöyle ununu kavuralım. Tereyağı, un. Şöyle. Bir de yumurta herhalde ustam değil mi? Suda koyacağız. Üç aşamadan meydana geliyor değil mi ustam? Önce aynen öyle. Hamurunu yapıyoruz. İçinin kremasını şöyle. Yapıyoruz ve üstünün sosunu.
Şu anda hamur yapıyoruz. Evet, şimdi hamurundayız. Tereyağı eridi. Ocağın üzerinde koyduk. Hamur yoğuruyoruz. Evet. Birazcık da su koyduk. Önemli olan bunun yumurtası. Şöyle. Şöyle. Yumurtasını da kırıyoruz. 3 tane yumurta. Aynen öyle. Şimdi 2 taneyle başlayalım. Göz kararı. Kıvamına göre eğer ihtiyaç olursa bir tane daha kırabiliriz. Evet. Ben şimdi ev hanımların yapabileceği bir şekilde yapıyorum bunu. Hamurun kıvamı ne kadar nasıl olacak? Bir bardak su, bir bardak un. Yok şey yumuşaklığı değil. Yumuşaklığı. Şimdi göstereceğim, hem anlatacağım, hem göstereceğim. Bakın, zaten hiç söylemeye gerek yok. Kendisi oldu. Of 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 of. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, o harika. Şöyle biraz daha un alalım şundan. Biraz daha koyu olsun ediyoruz. Ki. Alo. Bir telefonumuz var. Alo. Hoş geldiniz. Şükran Hoş Hanım, Van'dan arıyorsunuz bizi yine. Bugün Van'dan gidiyoruz. Evet, Erciş'ten arıyorum. Nasılsınız? Erciş, Van'ın en yeşil yeridir. Öyle mi? Evet, ustam Van'ı biliyor bu arada. Askerliği Van'da yapmış. Evet, izliyorum. Van'a Çaldıran'a, Muradiye'ye her yere selam olsun. Ediyorum. Hoş geldiniz. Nasıl geçiyor günler Van'da? Bugün hava nasıl Van'da? Bugün hava Van'da çok güzel. Oh, harika. Ne yemek evet, yaptınız? Ne yemek yapacaksınız? Bugün oruçluyuz. Kızımla... Allah kabul etsin. Ayran aşı yapacağız akşama. Oh. Çok güzel. Hayırlı iftarlar diliyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum. Biz de ayran aşının tarifini verelim dedik. Çok mutlu güzel. Oluruz. Nohutu ve buğdayı akşamdan ıslatıyoruz. Evet. Tamam. Nohutu ve buğdayı akşamdan ıslattık. Evet. Daha sonra ertesi gün bunları güzelce haşladıktan sonra diğer tarafta ayranımızı ayarlıyoruz. İçine birazcık un katıyoruz. İyice ne bunu yoğurdun kesilmemesi için iyice çırpıyoruz. Daha sonra diğer tarafta kaynattığımız buğday ve nohutun üzerine ayranımızı, yani sıvı hale getirdiğimiz ayranımızı yavaş yavaş evet. dökerek. Bunun özelliği biz bunu dışarıda bahçede kazanın içinde böyle bolca, çok bolca yaparız. Ustamız bilir bunu. Evet, soğuk soğuk. Ben de biliyorum. Çok seviyorum. Özellikle evet. yaz aylarında bayılıyorum. Tandırda yaparız biz bunu. Kazanın içerisinde büyük böyle tahta kaşıklarla gidip gelip herkes böyle karıştırarak herkesin çorbada tuz olsun derler ya. Evet. evet. O şekilde bu iyice kaynamaya başladığı zaman kesilmemesi için sürekli kaynatırız. Daha sonra bırakıyoruz. Kendi kendine böyle helim dediğimiz olay yani kıvamını alması için iyicene kaynatıyoruz. Daha sonra ayran aşımızın içine yağ tuz dediğimiz. Yani biliyorsunuzdur buralar özgü değil. Diğer yerlerde de vardır ama işte yağ tuz diyorlar. Azerbaycan'da da var. Yağ evet Azerbaycan'da da var. Servis yaparken evet. sıcak sıcak böyle servis yapıyoruz. Oh. Afiyet olsun diyoruz. Çok vallahi güzel, çok güzel. Azerbaycan'da yapmıştım ben bu çorbayı. Yağ tuzla beraber yapmıştım. Evet. Çok da lezzetliydi. Canınız evet. çekti. Van'a geleceğiz yani bu güzel tarif tatmak evet. için. Ben bir de özellikle sizi Erciş'e davet etmek istiyorum. İnşallah, geleceğiz. Virüs bitsin. İnanın her yere gideceğiz. Kendimizi İnşallah. Gezmeye adayacağız. Evet. Çok teşekkür ayrıca, ediyoruz. Evet. Buyurun. Ayrıca ben sağlık çalışanıyım. Ayakta alkışlıyoruz sizi. Allah vallahi size güç Başımı kuvvet versin. Etmesin. Çok teşekkürler. Koronavirüsle mücadele halindeyiz. Bugün evdeydim. Böyle sizi izlerken bağlanayım dedim. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Dualarımız sizinle efendim. Olur mu öyle şey? Evet. Baş tacısınız. Evet. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımıza eksik etmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Amin. Sizi çok seviyoruz. Her programımızı zevkle izliyoruz. Çok teşekkürler. Her işi özellikle bekliyoruz. Geleceğiz. Çok sağ olun. Söz. Çok teşekkür Rüş ediyoruz. Virüs bitsin geleceğiz. Bana geleceğiz söz veriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar diyoruz. Şimdi ve hemen hamurumuza dönüyoruz. Telefonla konuşurken ustam... Ocakta bakın, ocakta yoğurdu hamuru. Bak, onu anlatacağım. Hemen evde, çünkü evde alsınlar bu tahtanın üstünü. Onunla beraber gösterelim. Şu şekil hem soğur, hem kıvamı olur. Şu şekil gördüğünüz çok gibi. Çok yumuşak bir hamur o ya.
Tabii yumuşak. Bakın şöyle elinde hemen. Biz de yapabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle bölelim. Fazla ezmeden. Bu sizin, şöyle mesafeyi koruyarak. Buyurun. Sağ olun. Zaman. Ustam şöyle yavaş yavaş şöyle, izleyicilerimize gösterirsek. Tabii. Bakın. Elime nasıl bakın. Nasıl yuvarlıyoruz? Siz de bakın arkadaşlar. Ben de bakıyorum. Bak. Yasin şimdi, bakmıyor ama. Şöyle. Şöyle. Ha. Minik minik. Toplar yapıyoruz. Ufak toplar yapıyoruz. Çok basit. Bunu herkes yapabilir evde. Hamuru evet. Gördünüz çok kolay. Benim merak ettiğim konu içinin kremasını nasıl içine koyacağız? Onu da bir göstereceğiz. Şimdi göstereceğiz. Ya esas zevkli o. Çağıracaksın Yakupcan'a. Gel. O bayılır. Yani zaten dedim ya bu süreçte mutfaktayız. Evet mutfaktayız. Evdeyiz. Bak, evden çıkıyoruz. Yemek yapıyoruz. Böyle hepsi aynı eşit olsun olur mu? Pişerken de biri az biri çok pişmesin. Ona dikkat edelim. Biri büyük biri küçük olmasın. Kesinlikle. Göze güzel görünsün. Önce gözümüz doysun. Sonra mideye. Evet muhtemelen kolay bir. Damak tadı olarak Yasin diyorum. Ama pratik olarak bacım Özlem'i diyorum. Sağ olun. Diyorum. Çok teşekkürler. Hanımlar Allah razı her zaman 1-0 önedir ustam. 1-0 zaten evlenirken öyle. Tabii 1-0 yenik gidiyoruz. Tabii ki. Onlar bizim başımızın tacı. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Aynen öyle. Kadınlara ne olursa olsun bizim toplum çok değer veriyor. Vermelidir de bence. Evet, kadınlar bir çiçektir. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi böyle yaptınız ya. Bakın, şöyle kamera çeksin. Şöyle yaptınız. Bakın Özlem çok güzel yuvarladı ustam. Şöyle. İşte bu. Bravo Özlem. Hemen alalım senin profesörlüğünde. Her tarafı aynı olacak şu şekil. Evet, işte ustam aynısı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne yapıyoruz? Fırına atıyoruz. Tabii. Daha tamam, bu kadar. Pişecek bu. Evet. Peki ne kadar sıcaklık ve kaç dakika? 180 ile 220 derece arasındaki fırına atıyoruz. 6-7 dakika. Onlar zaten onu, kızaracak. Şimdi onu yaparken kremaya hazırlayalım. Evet. Fırına gönderdik hamurlarımızı. Ve şimdi sıra geldi kremasını. İçini hazırlayacağız profiterolün. Profiterolün içinden böyle beyaz bir krema çıkar. Şimdi onu yapacağız. Oradan tenceremi alabilir miyim? Tabii ustam. Hemen tencereniz geliyor. Bu arada geliyor. Özlem kardeşim de şeye baksın. Dolmalara bakayım. Tabii ki. Dolmalar çok güzel gözüküyor. Çok dolmaların güzel gözüküyor. Güzelliğine bakar mısınız? Pirinçlerini görüyor musunuz? Nasıl çıkmış dışarıya? Of of of. Of kokusu mükemmel. Gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Ben hemen bir fotoğraf çekeyim. Yasin bir fotolasın bunu. Sosyal medya atayım. Instagram'da paylaşıyorum. Dünyayı tadıyorum hesabında. Hemen hikaye attım. Evet. Pardon. Esir Genç ve Dünyayı Geziyor da. Evet. Ve Muhit Usta'yı etiketliyorum. Evet. Şimdi ustam tencerenizi hemen getirdim yanınıza. Çok buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kremayı yapıyoruz. Krema. Şimdi sıra geldi kremaya. 10 parmağında 10 marifet olan Muhittin ustamız bize. Bakın şimdi bu pirinçler çıkmış ya dışarıya. Evet pirinçler dışarıda ustam. Bir 6 dakika daha pişiyor. Ondan sonra 10 dakika bu şekilde kapalı şekilde kalıyor. Ondan sonra ister yoğurt dök üstüne, ister ayran yanına, katık derler ayına bazı yerde. Afiyet olsun. Evet yani bu yemeği yaptığınız zaman kendinizi Ege'de hissedeceksiniz. Hiç gitmeden yemeklerle kendinizi gitmek istediğiniz yerde bulabilirsiniz. Evet. Kesinlikle. Hemen. Önce sütümüzü koyuyoruz. Evet kremamızı hazırlıyoruz. Profiterol yapıyoruz biliyorsunuz. Bu akşam evde tatlı ne yapsam diye düşünüyorsanız eğer. İşte Muhittin ustam size harika bir tarif veriyor. Profiterol yapıyoruz ve profiterolümüzün şimdi iç kremasını hazırlıyoruz. Aynen. Sütümüzü koyduk. Şimdi biraz kaynasın. Kaynasın. O zaman biz de alo diyelim. Alo, merhabalar, hoş geldiniz. Nigar Polat alo. Hanımefendi, İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet, İstanbul'dan arıyorum. Çok kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizlere de kolay gelsin. Nasıl geçiriyorsunuz günlerinizi? Ben aslen Özbekistanlıyım. Özbekistan. Çok güzel aslıyım. Evet. 10 senedir burada yaşıyorum. Çok güzel. Özbekistan'a geldik. Taşkent, Buhara, Semerkant evet, yaptık. Evet. Sizi seve çok seyrettim. Sanki annemi babamı görmüş gibi oldum sizi. Of. Çok çok seviyorum. Çünkü bizim kulaklarınızı bastığınız için mübarek ayaklarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz. Sağ olun. Çok seviyoruz Özbekistan'ı. Bütün dünya, Özbek pilavı da yaparız. Yaptık. Şu anda evdeyiz, televizyonlara sarıldık böyle. Evet, evet. Biz de evdeyiz, bütün dünya evde. İnanıyorum, ben inanıyorum yani her gün inanıyorum. Çok yakın zamanda inşallah Mayıs ayının sonunda kendimizi izole edersek çıkacağız. İnanıyorum yani i̇nşallah, gönülden. Inşallah. Bence Mayıs'a kalmayacak. İnşallah. Ama çok izole etmemiz lazım. Evet. Siz de dua edin. Gidiyor musunuz Özbekistan'a virüsten önce? Gitme şansınız oldu mu?
Ben Özbekistan'dan gelen ortamı oradan getirip geliyorum. Evet. Ama Özbek yemeklerini unutmamışsınızdır inşallah. Özbek yemekleri. İnşallah. Bekliyoruz orada. Ben kesinlikle siz ikinizi misafir edeceğim oraya. Şu Samarkand'ı biliyorsunuz zaten. Orada çok güzel yemeklerimiz var. Yine de gösterelim. Şu anda sizi izliyoruz. Böyle yemek yapasım gibi evde ne yapacağım acaba? Tek başıma yaşıyorum ama bir sürü yemek yapmak istiyorum. Yapın evde yapın. Hemen koşun mutfağa yemek yapın. Ustamın yemeklerini yapın. Hem de sıkılmazsınız. Evde en güzel şey yemek yapmak. Zaten öğünleri de 6-7'ye çıkarttık. Yiyin yaptığınız yemekleri. Sonra veririz kiloları. Hiç düşünmeyin. Sık sık yiyoruz. Fazla yemiyoruz. Sizi evet, arayınca benim sık. Aklıma Özbek aynen, pilavı geldi. Özbek pilavı. Özbekistan'da kaç çeşit pilav var? Nigar Hanım. Çok vardı yanlış hatırlamıyorsam. Soğan çok kullanıyorlar pilavlarda. Evet. Havuç. Kuşbaşı etler. Bakın Özbek pilavları. Of ellerine sağlık. Pilav tarifleri var. Keşke sizin yanınıza gelebilsem de umarımlarını yapsam da. Oh. İnşallah bekleriz. Bu virüs bitsin. Sizi de bekleriz stüdyomuza. Gelin kanal beraber sizin, yapalım. Stüdyo sizin stüdyonuz. Çok teşekkürler. Eğer şu anda da imkanınız varsa mutfağınıza girin. Telefonu da çekin yaptığınız Özbek pilavını. Bize gönderin burada yayınlayalım. Aynen. Canlı yayınımızı beraber yapalım. Biz de sizin Özbek tamam, pilavınızı gösterelim. Siz zaten Özbek yemeklerini çok ediliyorsunuz. Çok seviyorum. Ben de bayılıyorum Özbek yemeklerine. Evet. Hatta Özbek Özbekistan'da mantısı. Gördüğüm en ilginç şeylerden birisi Özbekistan'da at eti yeniyor. At etiyle soğanı karıştırıp değil mi yeniyor? Öyle bir şey tadı var orada, lezzet var. Evet. Ama evet, aynen. Bize uzak. Evet. İlginç yani, ilginçti. Hani o gördüğüm ilginç bir izlenimdi, onu söylemek istedim. Ama ben mantıdan bahsetmek istiyorum. Özbek mantısı, Özbek pilavları çok lezzetliydi. Evet, evet. Özbek mantısı, Özbek pilavları çok lezzetli oluyor. Çünkü bize sevdiğinizi katıyorsunuz, sevdiğiniz insanlara. O daha lezzetli oluyor. Çok teşekkürler bize aradığınız için, katıldığınız için. Evet. Biz mutfağımızda Özbekistan'dan ileriki bölümlerde ustam söz veriyor. Yapacağız. Özbek pilavı yapacağım dedi az evet, önce. Evet, Özbek yapacağız. Pilavı. Özbek tamam, pilavı yapacağız. Yollar açılsın. İnşallah buna virüslerden kurtulalım. Ben sizi davet ediyorum Özbekistan'a. Tamam. Gerçekten. Evet, geleceğiz. Tamam, geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, tamam, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar tamam, gönderiyoruz. Olun, Özbekistan'a da buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ve kremamıza devam ediyoruz. Kremanın sütünü, ununu kavurduk. Heh. Bekledim sizi. Ne kadar un attık ustam içine? Bir bardak un, bir bardak su attık. Güzel bir şekilde. Bir bardak su, geldi. Bir bardak süt attık. Aynen öyle. Un koyduk. Şimdi aslında bu biraz da damak tadıyla ilgili. Tamam. Kapatayım ustam. Onu kapat. Gibi. Şimdi geliyorum. Tamam, final yapacağız ona. Özlem tamam. Sana hemen dedik. Tamam. Ben onu hallettim. Hemen tamam. Şuraya alayım ben. Yanmasın. Şimdi ustam un ne kadar koyduk? Un. Ne kadar un koyduk? Bir bardağın yarısı kadar da olabilir. Bir bardak şimdi... süte yarım bardak un koyuyoruz. Un. Şekerini... Bir bardak su ve... Aynen öyle. Şekerini... Şeker. Ölçüsü? Ölçüsü yarım iki... bardak. Evet. Yarım bardak. Yarım bardak. Şöyle karıştıracağız. Tatlılarda ölçü önemli. Ölçüyü aynen kaçırsanız tadı olmuyor. Dün akşam Özlem helva yaptı. Tabii ustam stüdyoda helva yapıyor. Özlem evde helva yapıyor. Aynen evde, komşuma falan da verdi. Tabii kandili olduğu için Özlem evet. Dedi ki bir helva kavuralım dedi. Güzel bir helva kavuralım. Vanilyasını atıyoruz. Bakın, evet vanilyayı da koyduk. Ustam vanilya koydu. Tatlılarda ölçü önemli. Özlem kilo almayalım diye şekerini az koymuştu. Ben az şekerli yaptım. Aynen, ustam demişti ki birebir. Özlem bire yarım koydu. Ben yarım mı koydun? Evet. Yarım koydu. Ya aslında... En ideali o biliyor musun? Bence çok, ben hayır şöyle birebir koydum. Baktım ki bu çok tatlı. Üstüne tekrar süt ekledim. Şimdi rahmetli babam derdi ki 40 yaşına kadar et yiyeceksin. 40 yaşından sonra ineğin yediğini yiyeceksin. Çok, evet. Çok güzel. Çok güzel bir tavsiye. Bence de. Bence şeker neyse yarısını koyayım. Yumurtasını kırıyoruz bu şekilde. Yumurtasını kıralım. Bakın şöyle. Evet. Şu anda bu arada yumurtaları yıkıyoruz. Bilginiz olsun. Öyle mi? Tabii. Ha. Bakın ustamdan bir şey daha öğrendik. Onu ben bilmiyordum. Bu süreçte yumurtaları yıkayalım. Evet ben yıkama yapıyorum. Mesela plastik ürünleri olan yiyecekleri. Hemen yıkıyorum. Servis yapacağım. Evet. Aa bitti mi? Ha, şey dolmayı servis yapacağız ustam değil mi? Bir dakika. Ustam dolmaya bir siz müdahale edelim. Siz buyurun dolmaya ben onu karıştırayım dolmanın ustam. Dolmanın biraz tutturduk. Bir şöyle. Bundan tadına bir bakın bakalım bir. Dolmanın şöyle. Mı? Kremanın yok, bunun, mı? Bunun kremanın. Ha, tamam. Evet. Tadı tuzlu nasıl Özlem? Sen bir kontrol et şekerini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Of 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 of. Enginar dolması, of. Etli enginar dolması hazır. Mükemmel. Şifa, param şifa. Param olsa ben de yesem. Ben hemen şunu karıştırayım ustam. Siz orada dolmaya bakın. Tam kıvamında pişmiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şifa, ilaç. İlaç. Şöyle, şöyle bak. Evet, bir yakın gösterelim izleyicilerimize. Şöyle bir saniye ustam, yavaş. Bakın, şu enginarı bir yakın gösterelim. Bir şöyle yapacaksınız bak. Bakın şöyle. Üzerine limon sıkıyoruz enginarın. Evet, enginara... Of, 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 of. Efendim, bunun yanına katık diyoruz. Ustam, bir dakika, evet, şu izleyicilerimiz enginarı görsünler. Gerçekten. Biraz daha sıkabilir miyim limon? Tabii ki. Ama pirinçleri nasıl oldu görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamdır. Oh. Ustam buyurun, ben de bu güzel enginarın fotoğrafını çekeceğim ki eğer enginar dolması yaparsam resme bakayım, aynısını yapayım. Şimdi bu tarifleri kaçıran izleyicilerimiz olursa eğer programın başını veya başka bir yerinden devam etmek istiyorsanız Kanal 7 YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. Evet, kesinlikle. izle7.com'dan takip edebilirsiniz, izle7.com. Evet. Şimdi hamurlarımız pişiyor usta. Hamurlarımız pişiyor. Kremamız hazır. Bir ufak tencere daha alalım Hatice Hanım. Bir çatal da bıçak alabilir miyim? Şu enginarı bir kestim, içini göstermek tabii istiyorum. Tabii ki. Of ya, evet, enginar bu arada dereotuyla da çok yakışır. Ya gerçekten o kadar şifalı, o kadar güzel Hatice bir yemek ki. Bıçak alalım. Enginar hem çok ucuz, hem ülkemizde çok fazla, hem şifa kaynağı. Kıymetini bilelim enginarın. İnanın, pahalı gerçekten olsa yemez kimse. Şey, pahalı olsa herkes yer. Evet, evet, yani kıymetini bilmiyoruz, bilelim. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Gülcan Acıevi. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bol bol yemek yapıyoruz. Yemek yiyoruz bu karantina günlerinde. Evet. Allah kolaylık versin hepimize. Aynen öyle. Evde kalalım, evde kalalım, evde kalalım. Özlem Hanım. Buyurun. Bir insan bu kadar mı yakışır ekrana? Bu Ay, kadar çok teşekkür mı yakışır? Ederim. Çok sağ olun. Gözlerinizin güzelliği. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. O kadar çok beğenerek izliyorum ki sizleri. Sağ olun. Yasin Bey ile çok başarılı bir programlar yapıyorsunuz. Çok hayranlık besliyorum sizlere. Çok, çok sağ olun. Muhittin Ustam da mükemmel. O zaten da harika tarifler. Zaten şimdi demek istiyor ki Gülcan Hanım. Ellerine sağlık. Çok güzel bilgiler veriyor bizlere. Hepsini deneyeceğiz inşallah. Karabüyün neresinden arıyorsunuz? Karabüyün neresinden? Karabük'ün merkezden. Biz daha önce gelmiştik Özlem'le Karabük'e, Safranbolu'ya. Çok güzel evet, bir doğası var. Evet, onu soracaktım. Tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz Yasin Bey? Düşünüyoruz. Tabii ki. Düşünüyoruz. Hatta Özlem araştırmaya başlamıştı işte şu virüs girince araya. Aynen. Kaldı biraz ama kaldı. Geleceğiz. Karabük'ün lokumu çok meşhur diye yanlış evet, hatırlamıyorsam. Neyi meşhur Karabük? Safranbolu lokumu. Safranı meşhur. Safranı meşhur. Safranı meşhur. Evet, ev yapımı... Baklavası çok meşhur. Oo. Bakın. Yaprak sarması meşhur. O zaman biz geldiğimiz zaman artık Gülcan Hanım yaparsınız bize, biz de çekeriz. Ve kuzu tandırı meşhurdu herhalde. Özlem kuzu Hanım. Tandır. Simidimiz meşhur. Simidi meşhur. Susamsız simidimiz meşhur. Susamsız simidi evet, çok meşhurdur. Ay. Çok da güzeldir. Evet. Çok İnşallah güzel. En kısa zamanda görmek arzu ederiz sizlere. İnşallah biz de çok istiyoruz. Çok sağ olun. Karabük'e gelmek İnşallah istiyoruz. Safranbolu'ya, Karabük'e gelmek istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Benim çorba tarifim var. Tabii harika. Karabük'e özel bir çorba mı bu yoksa sizin kendi özel spesiyeliniz mi? Ben kendim yapıyorum onu. Öyle bir denemiştim ama hoşuma gidiyor, yapıyorum. Dinliyoruz. Normalde iki tane orta boy soğan, 250 gram kıyma. Önce kıymayı kavuruyoruz. Sonra çok ince ince kıydığımız soğanı kavuruyoruz beraber. İyice kavurduktan sonra az bir yağla daha sonra et suyu koyuyoruz. Bu et suyu koyduktan sonra o kaynamaya başladıktan sonra ayrı bir kapta süzme yoğurt, un, yumurtanın sarısı, nane bunu çırpıyoruz güzelce. Ve yayla çorbası pişirir gibi içine koyuyoruz. Ve ayrı bir kapta bol tereyağıyla tekrar nane, pul biberle yakıp üstüne koyuyoruz ve çok güzel oluyor. Of vallahi ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ederim tarif için. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Başta sağlıkçı kızım olmak üzere bütün sağlıkçılarımıza kolaylıklar diliyorum.
bizde? Biz vatandaş olarak gerçekten çok duyarlı olmamız gerekiyor. Evet. Bu sıkıntıları inşallah en kısa zamanda atlatmayı nasip etsin Rabbim bizlere. Amin. Ve amin, evde inşallah kalalım. Lütfen evde kalalım. Biz kendimizi düşünmüyorsak çalışanlarımızı, bütün sağlıkçılarımızı düşünelim. Evet, şu an cephede onlar var. Çünkü sağlıkçıların da evde bir eşinin ve çocuklarının olduğunu lütfen lütfen unutmayalım. Kesinlikle öyle. Kendimizi izole edelim. Çünkü virüsün yayılma hızı izole olunca daha yavaşlıyor, bulaşmıyor. Yavaşlamaya başlamış saati. Evet, çok inşallah, şükür. Evet. Daha fazla evde i̇nşallah kalalım. İnşallah daha fazla sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Evet, ayakta alkışlıyoruz onları. Saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Şu anda cephede onlar var. Biz evet de evde onları destekleyeceğiz. Onlar bir alkışlayalım evet mı? Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar gelsin. Başarılarınızın devamını çok bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Karabiye sevgiler. Şimdi ben enginar dolmasına geri dönmek evet istiyorum. Şu enginar dolmasını bir keselim. Bir gösterelim içerisine. Vay vay vay. Muhittin Usta'm. Tabii ki. Değil mi? Nasıl oldu? Bir bakalım. Tabii ki. Şöyle. Bu reklam arasında yalnız gider ustam söyleyeyim. Of. Kalmaz. Zaten başta ben talibim bir tanesine. Bakar mısınız? Bakın evet. Şu güzelliğe. Of. Gerçekten çok güzel olmuş ustam. Çok ya güzel aslında, pişmiş. Yani mutfakta değerlendirebilecek zaman tavuktan da yapabilirler. Tadına bakabilir miyiz ustam? Tabii ki. Tamam ben şöyle sorayım. Sosyal mesafesi. Her zaman ustam sosyal mesafemizi koruyoruz. Yasin çatalı varmış zaten. Evet. Şimdi ben geri yerine koyayım. Bu enginar çok sağlıklı ama. Öyle güzel dans ederek bir şey yok ki. Evet, profiterol yapıyoruz bu arada. Ama profiterolün yapımına birazdan reklamlardan sonra devam aynen edeceğiz. Aynen öyle. Bu enginar dolması biz ilk evet defa İstanbul'a yeni taşıdığımızda İzmirli bir komşumuz vardı. Zaten İzmir bölgesinde şu anda izliyordur. Güler Hanım'a selamlarımızı gönderelim. İlk evet defa onun elinden yedik. O bize yapıp getirmişti. Komşuluk. Çok güzel. Sen o zaman enginarının tadına bak. Biz de reklamlara gidelim. Hızımızla birbirinden güzel yemek tarifleri sizlere vermeye devam ediyoruz. Stüdyomuzda en son ne yapıyorduk reklamlara gitmeden önce? Profiterol yapıyorduk. Harika bir profiterol tarifi verdi ustamız. Enginar'ın şimdi ne yaptık? Baktım ben. Enginar'ın tadına baktım. Çok lezzetli. Evet. Enginar da mükemmeldi. Ege'ye gidip geldik. Ve sosyal medyadan çok güzel mesajlar gelmiş. İzleyicilerimizden evet, çok aynen güzel mesajlar gelmiş. Dünyayı tadıyorum hesabına, Esirgence ve Muhittin Ustam'ın lezzet doktoru hesabına çok güzel mesajlar gelmiş. Onları okuduk biz burada. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Enginar dolmasını denemek isteyen takipçilerimiz var. Ve çorba yapacak olan izleyicilerimiz var. Herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Evet, şimdi aynen biz dönelim profiterole. Şimdi ne yaptık? Bunları Ustam siz yapacaksınız. Bir ne yaptığımızı hemen hatırlatalım. Tabii ki. İçi un, yumurta. Çok az tuz koyduk. Tereyağımız var. Evet. Sıvı yağ da olur. Aynen. Hemen eldivenlerimizi alalım. Eldivenlerimizi takıyoruz. Siz onların içini doldurun bakalım hadi. Tamam. Evet, siz doldururken ben de kremasını yapayım içi. Çikolatasını yapayım. Profiterol yapıyoruz. Hamurlarımız en son fırındaydı. Reklamlardayken biz hamurlarımız yanmasın diye fırından çıkardık. Kreması zaten hazırdı biliyorsunuz. İçini hazırlamıştı kremasını. Şimdi profiterolün içindeki kremasını, o kremayı koymaya geldi sıra. Hemen şöyle bakın. Hamurları ortadan ikiye bölüyoruz önce. Onu göstermek istiyorum. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Böldükten sonra İçinde gösterin şöyle ki. Evet. Bakın ev yapımı. Şuradan biri. Evet. Ustam bu böyle bölünse ne olur? Bölünmeden de olur. Bölünse hani görüntü amaçlı. Tamam. Evet. Bir de biz bunu şanti torbasıyla sıkıyoruz ama size böyle gösterelim. Evet, evde o herkes dolmadığı için. Bravo ustam, bravo. Her şeyin evde nasıl yapılabilir onu gösteriyoruz. Yani biz evimizde nasıl aynen yemek yapabiliriz? İşte bu. Bizim tabii aradığımız bu. Bu aynen dönemde ustam aradığımız bu. Siz ustasınız ya ustam, o yüzden yoktur. Biliyorsunuzdur nasıl olduğunu yapıldığını. Terzi söküğün dikemezmiş. Doğru. Evet. Evet, krema, çok az bir süt. 200 gram krema, 200 gram bitter çikolatayı güzel eritiyoruz efendim. Oh. Evet, ha çikolatası, üstünün çikolatası için malzemelerini söyledi ben usta. Ben sabah erittim biraz, burada soğuk hazır. Siz onları doldururken bunu da gösterelim. Güzel. Bunu arkadaşlar tereyağı da katabilirsiniz, çok az. Tereyağı da ne yapıyor onu da söyleyeyim. Çikolatanın, sütün kokusunu kaynarken arındırıyor, farklı bir aroma veriyor. Deneyin bunu. Bol kremalı. Evet, bol kremalı. Kremaları taşıyor içerisinden. Yalnız ben hamurunu bile kurabiye diye yiyebilirim yani. Zaten özelliği o. Doldur. Ondan sonra, bunu dolduktan sonra sosyal mesafeye dikkat ederek evet üstlerine de krema koyun. Ondan sonra Şu üstlerine mi koyacağız? Tabii ki. Evet, şu anda yapmış olduğumuz profiterollerin içini
kremayla dolduruyoruz. Bol koyuyoruz. Hamurlarımız görüyorsunuz rengini aldı. Çok güzel çıtır çıtır bir hamur oldu. Ve birazdan... Şimdi burası semai mutfağı değil. Evet. Biz evde, yani biz evimizdeymiş gibi yapıyoruz yemeklerimizi. Aynen. Çünkü ne malzeme var? Ha, bu şeyden de olur. Esmer undan da yapılır, istediğiniz undan da yapılır. Önemli olan kıvamını iyi tutturabilmek. Aynen. Ustam şimdi çikolata sosunu eritiyor. Birazdan bu güzel hamurların üstüne çikolata sosu ilave edeceğiz. Ve profiterolümüz hazır hale gelecek. Tariflerimiz bitiyor mu? Bitmiyor. Birazdan ustamız iksirin tarifini verecek. Çok sormuşsunuz. Aynen. Korona savar iksir. Zaten sabah şimdi geliyorum. İki posta yapıyoruz, bitiyor. Ama şu da uyarıda bulalım. Hani korona savar derken biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirici kesinlikle şeyler veriyoruz. Tarifler veriyoruz. Ayakta nasıl diş durabiliriz? Evet. Nasıl biraz daha böyle yenebiliriz? Çünkü aldığımız besinlerle ayakta duruyoruz sonuçta. Tabii. İnsan üçüncü gün aç kalırsa dördüncü gün düşüyor. Tabii, o yüzden beslenmeye dikkat edeceğiz. Dikkat edelim. Kilo almadan. Kilo almadan. Aynen. Ama alıyoruz. Artık yapacak da bir şey yok bu dönemde. Sorun yok. Aldığımız kiloları kilodan saymıyoruz. Saymıyoruz. Bakalım. Şu anda ben 3 kilo aldım. Evet. Bir izleyicimiz varmış. Bakalım o kilo almış mı, soralım. Alo. Merhabalar. Alo. Hoş geldiniz programımıza Atilla Bey. Özlem Hanım, nasılsınız? Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi kilodan konuşuyorduk. Karantina sürecinde kilo aldınız mı siz de Atilla Bey? Almaz olur muyum? 7-8 kilo aldım. Uf. Aa, ben iyiyim o zaman. Biz iyiyiz o zaman. Ben iyiyim. 8 kilo aldım öyle zamanda. Yani vallahi artık vereceğiz. Sorun değil. Önemli olan sağlık, biliyorsunuz. Maalesef öyle, ama anne şimdi Karadenizli olduğu zaman, Karadeniz yemekleri çok olduğu zaman, tabii, maalesef yemesek de olmuyor. Evet. Lahana çorbası içiyoruz bol bol. Lahana dolması, şöyle etli metli kara lahana. Oh. Ondan sonra mısır çorbası. Sonra kilo alıyoruz. Evet, ben de Muhittin Hocam aslında bir soru soracaktım. Tabii ki. Muhittin Hocam, şimdi biz Giresun yağlı direkli Karadenizli, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet. Bizde Karadeniz yemekleri böyle çok tüketiliyor. Bilmiyorum, ben size sayayım ama kara lahana çorbası. Bizde de çok tüketiliyor, sırgan, evet. Aynen. Taslan turşusu, bunları çok fazla tüketiyoruz. Bunların sistemlere falan faydası var mı hocam? Var, olmaz olur mu? Taflan şeker hastalığına birebirdir arkadaşlar. Taflan hem meyve hem sebzedir. Taflanı bir sabahları turşusunu sudan çıkartır, soğanlı mısır ununla kavurur yeriz. Bir de kiraz tuzlaması var, bilir misin kiraz? Evet, evet. Aa, bilmez olur muyum hocam? Tabii, kiraz tuzlaması şifa kaynağıdır. Normal kirazı tuzluyor kiraz, musunuz? Kiraz, beyaz kiraz olur bizde. Hı-hı. Onu tuzlarlar. Turşusu oluyor, turşusu. Turşusu, evet. Kavurması. İnşallah zaten lahana çorbası bir sebze yemeğidir başlı başına ve tok tutar, vücudun direncini sağlar ve şifalıdır. Gerçekten öyledir. Vallahi harika. Siz yemek yapıyor musunuz Atilla Bey? Ben yemekten anlamam ama annem Karadeniz yemeklerini döktürür. Ben yemekten anlıyorum diyorsunuz. Ben yiyorum. Aynen öyle. Ben yemek yiyorum sadece. Süpersiniz, süpersiniz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Özlem Hanım, çok teşekkür ederim. Muhittin Hocam, çok teşekkür ederim. Buradan da bir selam gönderebilir miyim? Tabii ki. Marmaralı Çutanatlar grubundan Mehmet Yanbul abime çok selamlar gönderiyorum. O da izliyordur kesin. Evet. Çok sağ olun, hoşça kalın. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağlıkla kalın diyoruz. Ve ben artık hamurlarımızın içine, evet, yağla beraber doldurduk. Şöyle mesafeyi koruyarak, evet, bol koyduk. Şöyle yapalım. Ha. Şimdi çocuklar şeyle beraber karışsın. Orada ben sabah yaptığım çikolata sos var ya, şunu alalım. Çikolata sosu getiriyorum ustam. Yok yok yok, şu sabah yaptık onu. Aynısı bunun içerisinde. Tabii. Soğuk olması gerekiyor çünkü. Aynen öyle. Of of. Bol malzemeli. Görüyor musunuz? Çok lezzetli olacağına inanıyorum. Şöyle. Kıstığımız da var. Bakın bizim yapmış olduğumuz çikolata sosu. Bunu soğumuş hali. Yaptınız değil mi? Evet. Sabah yaptık, doldurduk. Bunu göstermek için. Çok iyi ya. Şöyle. Her şey tamamen organik, her şey tamamen doğal. Her şeyi ustam kendi yapıyor, görüyorsunuz. Of. Evlerde olan malzemelerden şöyle yapalım. Yapılabilecek harika bir profiterol tarifi. O ustam tabak süslemesi de çok güzel oldu gerçekten. Şöyle evde ne varsa, fındık, fıstık. Allah Allah. Evet, of, ustam ya çok güzel yaptınız. Ustam şöyle. Şöyle. Yani şimdi bunu nasıl yemeyelim? Nasıl yemeyelim? Biraz daha yapalım üstüne ki. Çok güzel oldu. Şöyle. Çok güzel oldu.
parlasın. Bal olur mu Samuse? Sanki bana böyle bal da olur. Bal tabii ki olur. Hem de harika olur. Şöyle arkadaşlar. Tam bir fotoğraf tabii alayım. Tabii ki şöyle alalım. Şöyle. Instagram için sosyal medyada paylaşıyorum. Dünyayı tadıyorum hesabında. Lan. Of of, hemen attım hikayeye. Mis. Evet, Esirgenç Dünyayı Geziyor'dan da bana ulaşabilirsiniz ve Lezzet Doktoru Muhittin Usta'dan da Muhittin Usta'ya sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet. Ve şimdi merakla beklediğiniz korona virüs savar iksiri yapacak ustamız. Gerçekten ben çok merak ediyorum bu efsane iksiri. Hepimiz efsane. Günlerdir bu iksiri bekliyoruz. Çünkü günlerdir zamanımız yetmiyor. Hep o kadar güzel yemekler yapıyoruz. Dün kandildi derken koronavirüs savar iksirimizi şimdi ustam şimdi yapacağız. Malzemelerimizi de ustam bir sayarsak. Çünkü tabii izleyicilerimiz ki çok sormuşlar. Hep tabii soruyorlar sosyal kakulye, medyadan. 3 tane kakulye koyuyoruz. Karanfilimiz var. 4-5 tane. Elma var, limon var, portakal var efendim. Bunları yıkadık daha önceden. Tamam. Benim orada bir tülbentim olacaktı. Nerede hem ustam yapalım? Burada, burada. Şimdi tülbentte yapacağız. Öyle şöyle mi? Şöyle gösterelim. Şunu şöyle. Şöyle açıyoruz. Bakın. Şöyle açıyoruz. Şimdi kademe kademe yapacağız. Şöyle. Tülbentimizi bunu serdik. Mutlaka genellikle kışın mutlaka yapın. Ben ıhlamur kış geldiği zaman 7-24. Her zaman ocağımda. Şimdi şöyle bir tane. Portakal. Portakal. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Limon. Limon. Ben her gün limonlu su da içiyorum. Bakın şöyle elma. Bir tane elmayı terlidir. Kabuklu mu kabuksuz mu? Kabuklu kabuklu. Hep sadece soğuk. Kabuğunda şifa var. Bir de %100 su olan tek meyve elmadır, unutmayın. Şimdi. Karanfil. Karanfil. Bu arada bir sürprizim var size. Sürpriz derken? Sürpriz derken Yakupcan ve babaannesi attığımızda şu anda. Yakupcan. Yakupcan anne. Ne yapıyorsunuz? Çok... Alo. Alo, ne yapıyorsun Yakupcan? Hoş geldin yayınımıza. Sefalar getirdin. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Canlı yayındasın Yakupcan. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Bir tanem sen nasılsın? Canım. Sana bak, profiterol yaptık. Gelirken getireceğiz sana ya da istersen eve geldiğimizde beraber yapalım Yakupcan, olur mu? Oyuncağım mı oldu? Oyuncağını gelirken alacağız Yakupcan. Her akşam oyuncak götürüyoruz. Evet, kanaldan çıktığımızda giderken eve zaten arabaya almıştık. Oyuncaklarını gittiğimiz zaman veriyoruz. Evet, oyuncağın geliyor, hiç merak etme Yakupcan. Çok iyiyiz bir tanem, sen nasılsın? Zaten biraz önce beraberdik. Hemen yayından çıkınca geleceğiz Yakupcan. Çok güzel bir profiterol tarifi öğrendi annen. Geleceğiz, geleceğiz birazdan Yakupcancığım. Birazdan su aldı. Yakupcan babaannesi. Babaanneni üzme, tamam mı? Babaannesiyle. Neden üzmüyormuşum be? Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Yakupcan babaannesiyle beraber karantinada, evden çıkamıyorlar. Evet. Onlar da programımızı izliyorlar. Bize evden katılıyorlar. Çok teşekkürler onlara. Evet, iyisiniz. Evet, yayından aldık onları. Evet, süper. Yakupcan'a el sallıyoruz buradan. Ve ustam ne yaptınız acaba? Şimdi ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlucan birer tane. Şöyle birer hepsini tane. Hepsini koyduk mu içine? Koyduk içine. Şöyle gösterelim. Bakar mısınız? Bohça gibi oldu. Aynen öyle. Şimdi limon var, elma var, portakal var. Kenarlarına atalım. Atıyorum, onu. Atıyorum. Suyun içine şöyle koyduk. Şöyle suyun içine portakalları. Daha önce bunları yıkadık. Ustam ve nereden öğrendiniz bu tarifi? Evet, şimdi ona gelelim. Evet. Haldun Tüzel hocam var. Bakın. Ona sevgiler olsun. Ellerini öpüyorum. O verdi. Şimdi şöyle, biz aşçılar arasında istişare ederiz. Nasıl olur diye. Biz de hep öyle. Yasin'e 24 İstişare. Saat istişare yani, içindeyiz. Ve hakikaten bu ben birini öğreniyorum ki birine öğretiyorum. O da birine öğretiyor. Bu bizim toplumdaki yemek kültürümüz bitmiyor bence. Bitmesin. Evet, bence de. Ağzını kapatıyoruz. Evet. 15 dakika sonra hazır. Hafif ılısın. Bunu içine pekmez, şeker koymuyoruz. Tamam. Pekmez veya kestane balı. Of. Birer kaşık. Kestane balı. Karıştırıyoruz. Bildiğin ilaç, şifa. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'a bırakıyoruz gerisini. Kesinlikle. Şimdi iksirimiz kaynasın o zaman. İksirimiz kaynarken biz siverek tavaya gidelim. Çok güzel tabii, Yasin biliyorsunuz yemekler yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye geziyor. Şanlıurfa'ya gideceğiz o zaman. Şanlıurfa'da siverek tava yapacağız. Çok lezzetli bir tarif. Mükemmel bir tarif geliyor. Müzik
Şimdi de Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti siverek tava yapacağız. Evet. Yunus Usta'yla beraber. Evet, evet. Siverek tavası yapacağız. İş harçlarımız, malzemeleri şöyle önce kıyma etten, kuzu etten oluyor, yağlı et oluyor. Yağlı kuzu eti, evet, kıyması. Yağlı, kuzu eti olması gerekiyor. Şöyle Urfa'nın biberi, tuz, karabiber, salça, domates, Urfa'nın acı isotu, yeşil biber ve kırmızı biber artı sarımsaksı. Yalnız sarımsakı bol olma şartıyla bol sarımsak çok güzel siverek tavası yemeğimiz çıkacaktır. Şanlıurfa'nın siverek ilçesine özgü bir lezzet. Evet, özgü bir lezzettir. Hastır, güzeldir. Tavsiye ederim herkese. Haydi bakalım ustam. Evet, hep beraber görelim nasıl yapacağız. Nasıl bir lezzet merak ediyoruz. Biberleri doğrayarak başlıyoruz. Urfa'nın meşhur biberiyle. Evet. Acı biber, çok acı. Yeşil biberlere geçtik. Evet, yeşil biber. Renkli olması gerekiyor. Evet. Tadı farklı, tadı daha yani kırmızı. Kırmızınki ayrı, yeşil biberinki ayrıdır. Şimdi domatesleri doğruyoruz. Onlar da evet, küçük küçük. Evet, şöyle etimizi alalım. Etimizi alalım. Bol yağlı kuzu eti, evet, kuzu kıyması. Üzerine tuz, Urfa biberleri. Bu isot mu? Urfa'nın has isotudur. İsotu. Evet. Karabiber. Evet, karabiberimizi atalım. Biraz da pul biber. Az salça alalım. Şimdi sarımsak. Sarımsakları da küçük küçük doğruyoruz. Siverek tavan yemeği şu şekilde sarımsakı bol olmak suretiyle daha lezzetli oluyor. Siverek tavanın sırrı sarımsakta yani. Evet, sarımsaktan kaynaklanıyor. Ne kadar çok sarımsak koyarsak o kadar lezzetli olur. Tabii, o kadar lezzetli olur, güzel olur. Sarımsağımızı da karıştırdık. Güzelce yoğuruyoruz. Tavayı alayım aşağıdan. Tavayı verelim hemen. İşte dolduralım ustam. Tepsiye yayıyoruz. Siverek tavamız hazır. Hazır şu anda. Ama fırında pişiyor. Evet, fırında pişecek. Ortalama 40 dakika süresi var. Hadi götürelim fırına ustam. Götürelim. Şanlıurfa'nın meşhur siverek tavası artık hazır, pişti. Evet. Tadına bakabiliriz. Tabii efendim, tadına ustam bakabiliriz. Ustam izin verirse. Afiyet olsun. Ustam. Bakalım. Çok güzel kokuyor. Tadı nasıl? Evet. Sarımsağından, etinden, domatesinden, biberinden aldım. Evet. İnşallah çok acı değildir. Yok, acı değil. Nadir. Acısı acı. Ama Urfa, çok lezzetli. Urfa denince acı olması gerekiyor. Çok lezzetli, yediriyor. Evet. Ustam, elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tatlı bir acı. Evet, tatlı bir acı. Çok güzel olmuş, çok sevdim. Afiyet olsun. Siverek tavayı bitirmeden yere gitmeyeceğim. Tabii. Evet, harika bir tarifle geldik yine evlerinize. Siverek tava yapımı basit. Evet. Lezzeti tarifsiz, çok basit. Biz de yapabiliriz. Fırına atıp evimizde bu şekilde az önceki tarifi uygulayabiliriz. Ama biz şimdi gözlerimizi nereye çeviriyoruz? Tabii buradayız. Ki pidemize. Şimdi pideyi sürpriz yaptık. Niye? Bunu ekşi maya yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. Çilek hariç. O duruyor, o yarın. Evet, ekşi mayadan pide yapacağız gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Ustamın hemen hamuru atalım, bunu yetiştirelim. Aynen. Hemen, bir tepsi alalım orada. Ustam, hamuru bir söyleyelim. Bir evet. Tabii ustam ki. Şimdi ekşi mayalı hamur yoğurdu, açtı bize. O kalan hamurları evet, beklettik. Şöyle onu bana mesafeyi koruyarak verelim. Evet, buradan mesafeyi koruyoruz kendimizi. Şu şekil, bakın görüyor musunuz? Evet. Şu şekil oldu. Nasıl yaptık bunu? Ekşi maya var. Kalan hamuru attık. Tuz, çok az şeker ve unumuz ve ılık suyumuz evet, var. Ekşi maya nasıl oldu? Daha önceki günlerde bizi kalan izleyen hamur. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz bilirler. Hep ustam pideler yaptı, pizzalar yaptı. O artan hamuru biz çöpe atmadık. Kesinlikle atmıyorsunuz. Hiçbir şey israf yapmıyoruz. İşte onu tuttuk elimizde ve ekşi maya olarak şimdi, yeniden kullanıyoruz. Bakın şimdi ne yapacağız? Bu farklı bir pide. Şuradan tepsi alalım bir tane. Tabii ki. Şimdi ilk önce şöyle görsünler. Şuraya koyalım da buyurun herkes ustam görsün. Bakın, ilk önce bunu bu şekil yapıyoruz. Bu zahmetli ama bir tadı da o kadar. Böyle yaptık mı? Bakın şimdi, burada tereyağımız vardı. Bu tereyağıyla bu şekil koyuyoruz. Of. Fırına atıyoruz. Of. Hamur
Tereyağı çekti mi kaşarını koyacağız. Kaşarı eridi mi iki tane yumurta kıracağız. Rafadan olacak. Sör kenarı kopartıp afiyet afiyet yiyeceğiz. Bakın atalım nasıl olacak. Kaç dakika kalacak fırında ustam? Şimdi 3 dakika kalacak. 3 dakika sonra yani eridecek evet, ya sonra kaşarını koyacağız. Harika. Gerçekten mükemmel bir tarif daha geldi ustamdan. Ama bir de ne yapıyorduk biliyorsunuz koronasa var. İksirimizi yapıyoruz. Evet. Ne kadar kalacak fırında? Ne kadar sıcaklıkta ustam fırınımız? 250 derece. 250 derece. 9 dakika. 9 dakika yeterlidir. İksirimiz de. Evet. Şöyle iksirimizi bakalım. Aynen. Çok fazla soruyorlar ustam iksirimizi. Bir daha bir ne yaptık hemen hızlıca anlatalım. Tabii ki. Gerekirse program sonunda tekrar anlatırız. Hiç kullanılmamış. Daha evet. Önce örtülmemiş. Temiz bir tülbent. Tülbentin içine ilk önce meyveleri dilimliyoruz. İçlerine işte karanfil, tarçın, havlucan, kakule, işte zencefil, zerdeçal bunları koyduktan sonra ıhlamur koyuyoruz üstüne, sarıyoruz. Bir de kenarlarına bakın şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bağladıktan sonra kenarlarına soyulmuş. Bakın biraz daha koyulaşacak ve bunun içine kaynasın. 5 dakika daha kaynasın bu güzel bir şekilde. Bal veya pekmezle içine şeker koymuyoruz kesinlikle. Hakikaten harika. İster buz gibi iç, ister içine buz koy iç, istersen sıcak iç. Evet, vallahi çok güzel tadını çok merak ediyoruz. Birazdan tadına bakacağız. O zaman 3-4 dakika orada tereyağımız var. Tereyağımız var. İksirimiz kaynıyor. Hepsi 5-6 dakikaya hazır. Süper. O zaman ben de sizi şimdi Afrika'ya götürmek istiyorum. Zanzibar'a götürmek istiyorum. Hadi gelin hep beraber dünyanın bir ucuna gidelim. Hint Okyanusu'nun ortasındaki güzel ada Zanzibar, Tanzanya'ya bağlı ama özerk yönetilen bir ada. Kendine ait cumhurbaşkanı, bayrağı, kendine ait özgü kuralları olan bir ada ülkesi burası. Yaklaşık 2 milyonluk nüfusu var ve son yıllarda da dünyanın dört bir yanından göçmen ağırlayan bir ada. Biz de şu anda Stone Town'dayız. Stone Town şehrin kalbi. Dar dar sokakları, rengarenk marketleri, dolu dolu pazarlarıyla bütün muhakkak buraya gelen turistlerin gezdiği, rengarenk fotoğrafların çekildiği bir bölge. Biz de şimdi şehri, Stone Town'u merkezinden keşfetmeye başlıyoruz. Bakalım objektiflerimize neler yansıyacak. Eskişehir'de hep bir koşturmaca var. Kalabalığı hiç bitmiyor. Eskişehir'e gelen turistlerin muhakkak gezdiği, halkı daha da yakından tanımak için muhakkak ziyaret ettiği meşhur pazarını gezeceğiz şimdi. Eski pazar olarak isimlendiriliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu güzel pazar. Şehir bütün alışverişlerini buradan gerçekleştiriyor. Meyveye, sebzeye dair, ete dair, balığa dair birçok şey bu pazarın içerisinde satılıyor. Ve tarihi oldukça da eski. Arapların bölgeye gelmesiyle beraber 1800'lü yıllarda inşa edilmiş olan bir pazar. Ve bugün de hala sapasağlam. Buradaki halk tarafından kullanılıyor. İçinde neler var ben de çok merak ediyorum. O zaman hadi Zanzibar halkını daha da yakından tanımak adına kültürlerini görmek için pazara girelim. Zanzibar Adası'nın zengin kültürü hem Afrika, hem Arap, hem de Hint kültürünün karışımı. Bunu hem mimarilerde, hem yemeklerde, hem de geleneklerde görebiliyoruz. Umman Sultanlığı zamanında yapılan bu pazarda şehrin en önemli yerlerinden, özellikle de balık pazarı. Balıkçılık bu topraklar için çok önemli. Halkın büyük bir kısmı geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Sabahleyin çok erken saatlerde okyanusa açılıyorlar, öğlen vakitlerinde geliyorlar ve tuttukları bütün balıklar birkaç saat içerisinde bu balık pazarında satılıyor. Balıkları gördükten sonra rotamıza meyve sebze pazarını alıyoruz. En sevdiğim yerlerden. Stone Town'un en dikkat çekici, en renkli köşelerinden biri de meyve sebze pazarı. Şehrin en büyük meyve sebze pazarına geldik. Sabahın ilk ışıklarında açılıyor ve hava kararına kadar veya meyveler tezgahta kalmayana kadar bu pazar açık kalıyor. Çok güzel tropikal meyveler var bu pazarda. Zaten Zanzibar tropikal bir ada ve tropikal meyveleri tatmak, görmek, tanımak isteyenlerin ilk adresi bu güzel pazar oluyor. Şimdi bu tropikal meyvelerin satıldığı pazarı göreceğiz. İlginç ilginç sebzeler var mı? Hep beraber gezip birlikte keşfedeceğiz. Tropikal ülkelerde meyve sebze pazarları muhakkak gezilmeli. Bir muz sevdalısı olarak burada onlarca çeşit muz buluyorum kendime. Rengarenk,
çeşit çeşit muzun ve tropikal meyvelerin toprakları Zanzibar. Dünyanın en farklı tropikal meyvelerini görmek isteyenler muhakkak Stonetown'daki bu pazara gelsin diyorum. Elimde tuttuğum yaklaşık 5-6 kiloluk ağırlığındaki bu yeşil meyve kavun andırsa da bir ekmek meyvesi. Ekmek meyvesi olarak geçiyor. Çünkü tadı ekmeğe benzediğinden dolayı bu ismi vermişler ve Zanzibar'da en çok tüketilen tropikal meyvelerden birisi bu ekmek meyvesi. Tertemiz meyvelerle dolu bu harika pazarda yöresel hediyelik eşyalarda satıldığı gibi baharatlar da yerini buluyor. Şehrin merkezindeki eski pazar, eski pazar ama oldukça da büyük bir pazar. İçinde baharat pazarı da bulunuyor. Baharat pazarı dedi mi akan sular duruyor. Çünkü Zanzibar baharatlarıyla çok meşhur olduğundan dolayı buraya gelen turistler baharat tezgahlarına uğramadan buradan kesinlikle ayrılmıyorlar. Bizim Yasin de dedi ki ben dedi karabiberi çok severim. Özlem bir pazarlık yap bakalım. Kaça düşer, fiyatları ne kadar diye bir öğrenmemi istedi. Görüyorsunuz tezgahta burada yetişen her türlü baharat bulunuyor. Hello. Jambu. Jambu. I want to learn how much this black pepper? Black pepper like this one is the 25,000 shilling. Like 25,000 Tanzanya shillingi yani yaklaşık $12. Yeah, it's $12. Last price? Last price is $10. 12 dolar yapıyor. Son olarak 10 dolara bıraktı. Fazla fiyatları öldürmeden cüzi bir pazarlık herkese iyi oluyor. Pazarda bol bol gezip tropikal meyvelerin tadına baktıktan sonra eski şehrin merkezinde arka sokaklarda kaybola kaybola gezmeye devam ediyoruz. Stonetown'da yani eski şehirde Zanzibar'ın tarih kokulu sokaklarını geziyoruz. Stonetown'daki bu güzel tarih dolu sokaklar küçücük, çoğu trafiğe kapalı, aynı labirent gibi muhakkak Zanzibar'a Stonetown'a gelindiğinde bu tarih dolu sokaklarda, bol işlemeli kapılarda, yöresel dükkanların bulunduğu sokaklarda keşifler yapmak lazım. Stonetown zamanın durduğu bir yer. Bakımlı eski yan yana tarihi evler yaşanmışlıkları olduğu gibi bugüne taşıyor. Stonetown UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Evet. Ben biraz önce yoldan böyle geçerken yanımda zannettim ki kedi var zannettim. Meğersem beyefendi yapıyormuş. Evet, beyefendinin böyle bir yeteneği var. Evet, gerçekten şaşırmamak elde değil. O kadar güzel sesler çıkartıyor ki ben gerçekten yanımda biraz önce kedi var zannettim. Bu şekilde insanlar burada hayatlarını sürüyorlar. Eskişehir merkezindeyiz. Bakın böyle yolların ortasına açılmış olan pazarlar var. İnsanlar kendi bahçelerinde, kendi evlerinde olan yemekleri, yiyecekleri bir şekilde gelip burada satıyorlar. Yereller burada bakın görüyorsunuz Eskişehir'de geziyorlar. Gerçekten çok renkli bir hayat var. Hiç bitmeyen bir hayat var Stonetown'da, Eskişehir'de. Jambu. Ay, çocuklar çok tatlı. Evet diyor, mikrofon diyor. Çocuklar böyle akşamüstü olduğu zaman okuldan geldiklerinde. Bravo. Mikrofonu kaptırdım bu tatlı minnoşlara. Çok sevdiler. Mikrofonu çok seviyorlar çocuklar tabii ki her yerde olduğu gibi. Çok güzel şarkılar söylediler bize. Böyle renkli sokakları var Stonetown'un. Yöresel yaşamların keşfedildiği, güler yüzü sıcakkanlı Zanzibarlarla iç içe olunduğu çok güzel sokaklar görüyoruz, geziyoruz. Evet. Ben Afrika'yı ve Afrikalıları çok seviyorum. İnsanlar belki fakirler, belki imkansızlık içerisindeler ama kalpleri zengin değil mi? Kalpleri zengin. Aynen. Ve çok mutlular. Ve çünkü beklentileri yok. Evet, demek değil dünya yani. Gezerken şunu gördüm. Evet, zenginlik mutluluk demek değil. Evet. İnsan zengin oldukça mutlulaşmıyor. Ya, aynen öyle. Mutluluk aileden çünkü başlıyor. Çünkü beklenti önce. Yok yani orada. Evet. Eğer karnın doyacak yemek aynen olursa. Aynen öyle. Siz bunu yaparken. Özlem çok teşekkür evet. ediyoruz sana. Bizi Afrika'ya götürdün getirdin. Rica ediyorum. Evet, teşekkür ben de zor zamanlarda oldu. Dünyayı gezdirdin bize. Evet. Şimdi evet. Ustam ne yaptı? Pidemize hemen geri dönüyoruz. Biz ustam en son ekmeği tereyağı koyup fırına atmıştık. Attık. Biz sonra videomuzu izlerken, ver. Zanzibar'ı izlerken siz üzerine kaşar koydunuz, çıkarıp. Şimdi bir kenarı biçti. Şöyle yapacağız. Of. Lütfen sosyal mesafeyi. Bu haçapuri gibi oldu. Evet. Ustam evet Gülcüm. Şöyle. Bunu fırına atacağız. Finali göreceksiniz. Bildiğiniz şifa. Bunu kopartıp yiyeceğiz. Şöyle. Evet. Yalnız bir numaradaki kameraman arkadaş görmesin. Mustafa abi. Fırına.
Bu arada biz tabii burada çok güzel tarifler veriyoruz. İzleyicilerimiz bizi izleyip evde mutfaklarına giriyorlar. Çok güzel tarifler yapıyorlar. Şimdi izleyicilerimizden gelen tarifler var. Onlara bir bakalım. Tamamdır. İkisinimiz de hazır bu arada. Onun tadına servis bakacağız. Aa, enginar dolması. Enginar dolması mı o? Harika ya, bakar mısınız? Çünkü. Evet, yapacaklara şimdiden. Afiyet olsun. Çok güzel. Enginar dolmalarımız hazır. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Arkadaşlar, bravo. Yapmanızı tavsiye ederim. Taze taze enginarların mevsimi çünkü. Evet, ustam bakın ne kadar güzel kişilere ulaşıyoruz. İzleyicilerimiz bu tarifleri yapıyorlar. Şimdi, çok mutlu oldum. İksirleri vereyim mi? Biz de aileyiz. Evet, aynen öyle. Şimdi sıra geldi koronavirüs savar iksirinin tadına bakmaya. Günlerdir biz bu iksiri bekliyorduk aslında. Ustam çok güzel bir şekilde iksirimizi hazırladı. İçinde yok yok. Önce kokluyorsun. Daha var buna. Evet, biraz buna, soğusun değil mi ustam? Yok, sıcak da içebilirsiniz. Öyle mi? Kapattım altını saati. Tamam. Yalnız buna kestane balı muazzam olur. Hmm. Şimdi bak esas son noktayı yapalım. Tamam. Şöyle. Ne evet. O? Pekmez mi? Pekmez. Evet, pekmez. Ama evinde bal olan varsa özellikle kestane balı Karadeniz'de kesinlikle meşhurdur. Buyurun efendim, sosyal mesafe. Evet. Siz önce bakın öyle yapsınlar. Tamam. Bu arada bir konuğumuz var. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güzel kokuyor. Suzan Sütay Hanım, Ankara'dan arıyorsunuz. Evet. Evet, biz çok güzel bir korona savar iksir yaptık. Bugün evde yapmayı düşünürseniz bence süper olur. Bravo. Ankara'nın neresinden arıyorsunuz Suzan Hanım? Ankara'nın neresinden arıyorsunuz? Ben Meksika'da oturuyorum, Nazim Bey. Çok güzel. Selam gönderiyoruz Ankara'ya. Ben de Ankaralıyım. Evet, biz Ankaralıyız. Ben Samsunluyum. Ankara'ya selamlar olsun. Çok evet, Ankara'ya. Evde kalsınlar inşallah. Evet. Çok güzel yemekler yapıyorsunuz ustacığım. Sizi de tebrik ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin de bir tarifiniz varsa, büyüklerden kalan, mirasımızı daha güçlendirmek için. Yani ne olursa olsun, mutfak bir geniştir, vizyonu yok. Evet. Şey yok, tartışmasız. Aynen. Evet. O yüzden sizin de tarifinizi bekliyoruz inşallah. Benim tarifim şöyle, ben Çerkez biraz kökenliyim. Çerkez tavuğu tarif alabiliriz. Çerkez tavuğu tarifi vermek istiyorum size. Tabii ki. Güzel diyorsunuz, bu kısmında tavukları haşlarız. Evet. Ondan sonra o tavuk suyuna mısır unundan böyle bunun kıvamında bir pişiriyoruz. Benim güzel bir şey. Sevinizle. Ezersiniz. Bizim Adalar'ın çok güzel bir tuzu vardır. Adada tuzu diye geçer. Onunla da denizi harmanlarız. Onun yağını çıkartırız. Tabii. Onun da yağını bir bardağa aktarırız. O yaptığımız karışımı, o yapmış olduğumuz mısır ununu pişirdiğimiz harcın içine o cevizi de karıştırır. Sonra da tavukları içine atarız. Çok lezzetli bir yemeğimiz olur bizim. Çok lezzetli olur, çok lezzetli olur. Ben de Sinop'a gitmiştim geçen yıl Sinop'a. Sinop'ta evet. Yapmıştık. Sinop'ta da Çerkezler yaşıyor. Evet. Evet. Çok lezzetli olmuştu. Köy tavuğuyla özellikle çok lezzetli oluyor. Evet. Ve cevizle evet. Ezerek yağını çıkararak elinize evet. Sağlık. Çok teşekkür ediyoruz evet. Yayınımıza geldiğiniz için. Bakın biz konuşurken... Medine'ye gittiniz, oraları gösterdiniz. Daha önce çok seyrettim sizin programınızı. Çok sağ olun. Sizinle o Medine'ye Mekke'ye tekrar gitmek isterim. Ben de gittim Ümre'ye. Allah kabul etsin. Dün oraları yaşattım. Ben de çok duygulandım sizinle beraber. Çok sağ olun. Biz de duygulandık. İnşallah tekrar en kısa zamanda gidelim. Allah gitmeyi nasip eder diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz Ankara'ya ve sizlere. Oldu. Ben sizlere başarılar diliyorum. Programınız çok güzel. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Anne sizin hastanız. 89 yaşında. Oy maşallah. Ellerini öpüyoruz. Ellerini öpüyoruz. Çok... Pazar günü oldu mu her şeyi unutur ama sizin programınızı asla unutmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Ve biz
pidemize dönüyoruz. Çünkü pidemiz artık çıktı. Pide şimdi, mi dersiniz, pizza mı dersiniz? Şimdi ne artık yapıyoruz? Artık yumurtalı pide. Ne yapıyoruz? Şöyle bunu koyuyoruz. Bakın evet. Şimdi. Meme şekli. Evde de böyle yap. Kopartıyoruz. Of of of. Şöyle şunu çekelim. Bakın. Çok güzel yaptınız. Şöyle gerçekten. Hafiften tuz. Bakın. Oh. Şöyle. Vallahi ustamı görüyorsunuz değil mi? Şöyle bu şekilde. Harika tarifler bildiğin geliyor. Şifa kaynağı. İksir nasıl? İksir ustam, mükemmel. İksirin tadı mükemmel. Çok güzel bir lezzet. Komposto tadında. Aynen evet. Öyle. Çok hafif. Herkes sever. Kesinlikle. Ve faydası hiç tartışılmaz. Duracağız. Tarçınla beraber çok da güzel arama katmış. Aynen öyle. Ben evet. Çok sevdim. Bulmalarına gerek yok. Karanfil, yani şey olduğu sürece olur efendim. Evet. Çok güzel çok olmuş. Teşekkür ediyoruz gerçekten ustam. Ellerinize sağlık. Bizi afiyet izleyen olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz ama üzülerek söylüyorum. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden Perşembe. Yarın yine evlerinizde olacağız. Aynı saatte ailenizin kanalı Kanal 7'de buluşalım diyorum. Evde kalın, hoşça kalın. Kesinlikle.